Selamun aleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam diliyorum. Dilerim, umarım, dua ederim ki hepiniz iyisinizdir. Ağzınızın tadı yerindedir. Sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Evinizdeki muhabbetiniz yerindedir. Benden de aleyküm selam, Konya'ma da selam olsun. Her yere selam olsun inşallah. Hayırlı, güzel bir akşam diliyorum. Yine o çok kıymetli gönlümüzün baş köşesine yer eden Fatma Ali hocamla çok güzel bir yayın yapacağız Allah'ın izniyle. Biliyorsunuz yapacağımız yayını sağlık sorunları yaşamasından dolayı ertelemiştik. Sonra toparlanınca ben kıyamadım, biraz daha dedim şöyle toparlansın. Özellikle böyle başka yere verdiği sözleri bir tutmuş olsun dedim. Ondan sonrası dedim ben daha ses çıkartmadan o kadar asil, o kadar kibar ki Fatma Ali Hocam, onlardan ses çıkmış oldu. Gene bugün çok güzel, çok yoğun bir gündü. Beyoğlu Belediyesi'nde sabah hizmetçiydim. Öğleden sonra Kasımpaşa'da 4 haftalık birinci turu bitirdik. Şimdi öbür semt konaklarımızda muhteşem ekiple birlikte yolumuza devam edeceğiz. Sizinle biz dinleyebilirler. Çünkü benim gizli profilimde ama yayınlarım hep açık. Dolayısıyla sıkıntı yok. Şimdi Fatma Hale Hocam da biliyor bunu. O yüzden sıkıntı yok. Hatta gördüm birkaçınız bana sorup danıştığınız halde gidip Fatma Hale Hocam'ın sayfasına da yazmışsınız. Ne olur şu kıymetli hocalarımızı, bizleri böyle çok meşgul edecek detaylarda takılmayın. Eğer biz bir şey söylüyorsak birbirimizden haberdarızdır. Çocuk değiliz ya. Hiç onların hatrının gönlünün önüne geçebilir miyiz? Ona göre konuşuruz. Özel mevzularda zaten hocam izin vermiyor. Kapalı yayın diyor. O zaman da dikkat ediyorsunuz sizler inşallah. Evet, sizler de bizim tatlı kız kardeşlerimiz, erkek kardeşlerimiz, evlatlarımsınız. Bodrum'a da selam olsun. İstanbul'da, Türkiye'nin her yerine, yurt dışına selam olsun inşallah. Şimdi bu hafta ben inşallah yarın akşam biliyorsunuz tarihe yön veren şahsiyetler atölyemizde Gülay Polat hocamla yayınımız var. Sürpriz kimi konuşacağımız, muhteşem güzel bir hazırlık yaptı o. Geçen hafta benim teknik bir sorun yaşamamdan dolayı bu haftaya aldık onun yayınını. Ama ben sizinle bu hafta Allah nasip kısmet ederse, dua edin zamanımız bereketlenmiş olsun. Sizinle şöyle sizden gelen çok yoğun istek üzerine baş başa hem o iki tane yaşlı teyzeyle annemizle, ninemizle daha doğrusu paylaştığım hikayeyi dönüp dönüp soranlar oldu. Hem onun arka planı muhteşem iki hikayedir. Biri Etiyopya'ya dayanıyor, bir tanesi de Kahramankazan, Ankara. 15 Temmuz'daki ilk düşen şehidimizin babaannesi hikayelerini anlatacağım. Sonra biraz soru cevaplayacağım. Ses az mı geliyor? Hayır. Böyle teknik şeylerde siz hep dönüp kendiniz yayından bir girip çıkıp ayarlarınıza bakın. Niye? Çünkü devamlı yayın yapıyoruz ya, burada her şey tam profesyonelce idare ediliyor. O yüzden bir çıkıp gelmiş olun inşallah. Eskiler, parmaklarınız gene çalışsın. Ailemize yeni katılan kardeşlerimiz, Konya'ya da selam, mesajını kilitli ekrandan gördüm, cevap vereceğim ama çok yoğun bir gündü. Nefes nefese ekran karşısına oturdum, iş kıyafetimlenim, yani onu bile çıkartmaya fırsat olmadı. Şimdi hocamı tam vaktinde yayın alacağım, yani 20.30 oldu, şimdi alacağım. Hocam için lütfen dua istiyorum. Allah esirgesin nazardan, sağlığını, sıhhatini, ağzının tadını. Çünkü gerçekten çok büyük hizmeti var, hepimizin başının tacı. Dolayısıyla dualarımızla onu zırhlayıp korumamız, kollamamız gerekiyor. Kolay bir şey değil. Şimdi sizden ricam, bütün kardeşler, ailemizde eski olan bütün gönül dostlarımız, yeni kardeşlerimiz bir soru sorduğunda, yok yayını kaydedecek misiniz, yok öyle olacak mı, böyle olacak mı dediğinizde, ne olur siz eskiler usulleri biliyorsunuz, yazın. Herkes birbirini bir rahatlatsın şöyle kardeşçe. Evet hocam kaydediyor yayını, merak etmeyin deyin. İşte son dakikada girdiyse şu şöyle oldu mu deyince cevabını yazın ki zihniniz sorduğunuz sorudan almak istediğiniz cevaba takılmasın da hocamın, yani gerçekten aydınlatıcı bu konuda özellikle, yani o kadar, bugün benim Beyoğlu'ndaki eğitimde bile hocam çok heyecanlıyız akşam için dediler. Niye dedim?
Ya, geçen sefer dediler Fatma Hale Hoca öyle şeyler anlattı ki miras ve akrabalık ilişkisi konusunda kendimizden utandık dediler. Dedim ki evet, hepimiz nasibimize düşeni alacağız. Hani utanmak değil. Tabii ki utanmak çok güzel, mahcubiyet duymak çok güzel bir şey. Tövbe mekanizmasını çalıştırır. Ama oradan ders çıkarıp onu telafi etme, hatalarımızı şifalandırmak üzere harekete geçmemiz için hoca kendisi bu kadar böyle canhıraş anlatıyor. Haydi Bismillahirrahmanirrahim, canım hocamı şimdi davet ediyorum. Hoş geldiniz bütün kardeşlerim, ailemize hoş geldiniz. Hepinizi görüyorum ben, merak etmeyin. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü efendim. Nasılsınız? Seni gördüm, çok iyi oldum hocam. Maşallah sana ya, maşallah. Allah İyisin değil razı mi olsun. artık? Çok şükür, çok şükür. Elhamdülillah iyiyiz. Allah'a hamdolsun. Bak, Allah Allah razı olsun. rızası için ve bizler için, bütün senin bu seni seven, senin sözünün izinden giden kardeşlerin için ne olur kendine biraz dikkat et. Biraz İnşallah. özen göster, olur mu? Evet, inşallah. Allah razı Bunu olsun. Teşekkür bize ederim. de çocuklarına da borçlusun diye düşünüyorum. Yani gerçekten, çünkü sen çok yumuşak yüzlü bir insansın. Kimseyi kırmıyorsun, kıramıyorsun ama Evet. herkese lazımsın. O yüzden bundan sonrasında birazcık böyle sağlığına, zamanına ne olur dikkat et. Hoş İnşallah geldin, Allah razı olsun. sefalar getirdin. Teşekkür Gelmeden ediyorum. gene bereketinle geldin hocam. Öyle mi? Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ Vallahi olun. bereketinle. Hem gene mesaj kutusu yıkıldı. Gene bugün ben eğitimdeydim. Orada herkes hocam akşam olsun diye heyecanla bekliyoruz dedi. Bir konuyu Öyle mi? aydınlatıp seni dinlemeye geçeceğim. Ne demek? Bana Buyurun, bugün buyurun. bütün gün sordular. Eşlerimiz, kardeşlerimizle, erkeklerimizle dinleyebilir miyiz? Dedim ki benim sayfam zaten öyle bir sayfa. Yani Evet. hocamın kendi sayfasındaki hani size hayır biz bize konuşuyoruz dediğinde hocam ona Evet. göre dil kullanıyor. Ama Evet. hocam zaten bu toplumun hocası, ulusal Evet. uluslararası alanda herkesin de dinleyebileceği bir hoca. Sıkıntı Evet. yok dediğim halde kardeşler çok hassasiyet gösterip senin sayfana bile gidip yazmışlar. Şimdi hepsini bir rahatlat, çünkü Evet. kurumlardaki erkek kardeşler de dinlemek istediklerini bana bugün söylediler. Tamam. Senin ağzından duysunlar hocam. Tamam hocam. Sizin için bir mahsur yoksa benim için sıkıntı Hiç yok. yok. Sayfa size ait. Hiç. Hiç yok. Tamam. Biz bir büyük aileyiz. Evet. Bilmediklerimizi öğrenmek için senin o vaktini, kıymetli vaktini alıyorum. Estağfurullah, ne demek? O yüzden haydi Bismillah. Evet. Şuna hatırlıyorum. Öyle Evet. de güzel bir ahir zaman cümlesiydi ki. Demiştin ki kardeşin kardeşle imtihan olduğu, Evet. ailedeki bağda sorumluluktan kaçtığımız, sıla-i rahimi bile yanlış algılayıp yaşadığımız bir noktadayız demiştin. Ben Evet. Bunu sana böylece tekrar hatırlatarak seni dinlemeye Evet. geçmek istiyorum hocam. Evet. Allah razı olsun. Evet. Önce euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve selam. Şimdi bu miras meselesi çok sıkıntılı bir mesele. Cenab-ı Peygamber bir hadis-i şerif var. Allah Resulü buyuruyor ki hadis-i şerifinde, bir insan çok güzel kulluk yapar. İbadetleri iyidir, umresi iyidir, hacı iyidir, her şey iyidir. Ama mirasta bir hata işler, her şey alt üst olur. Mirasta bir hata işler, her şey alt üst olur. Şimdi bu bir kere olaya ilk başlarken şöyle başlayacağız biz. Bir kere malımız bizim değil. Hani tamam mı? Evimizmiş, barkımızmış, efendim her neymişse hiçbir şey bizim değil. Ve biz bunlarda kendi kafamıza göre tasarruf etme hakkına sahip değiliz. Kendi kafamıza göre tasarruf etme hakkına sahip değiliz. Yıllar evvel ben Denizli'de vaaz ediyorum. Çınar Camisi vardı. O Çınar Camisi'ne bir hanım geldi. Hocam dedi, benim durumum iyi. Efendim abimin de durumu iyi. Annem bütün malını dedi bir vakfa bıraktı. Annem bütün malını dedi bir vakfa bıraktı dedi. Hocam şimdi annem malını vakfa bıraktı ama o kadar tuhaflık var ki dedi. Devamlı kim annemi rüyasında görüyorsa, annem ızdırap içinde, annem ateşlerin içinde. Herkes şunu bilecek ki hiç kimse efendim böyle bir durumda, hiç kimse böyle bir durumda şey yapamaz. Ne diyelim onun adına? İşte kafaya buyruk, sen de zenginsin, sen de İnisiyatif zenginsin. kullanamaz. Hayır, bunu İnisiyatif diyemez. kullanamaz. İnisiyatif yasak. Ben hele 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 herkese diyorum inisiyatif yasak. Şimdi Cenab-ı Peygamberi Sa'd bin Ebi Vakkas pek bir hastalanmış.
Diyor ki ya Resulallah diyor. Ben diyor çok zengin bir insanım. Benim de sadece kızlarım var. Şimdi onların durumları da iyi. Zaten ben onlara diyor Vakıa suresini de öğretmişim. Akşam Ya. olduğu zaman onlar Vakıa surelerini okurlar. Şimdi ben istiyorum ki bütün malımı hani şimdi vefat edecek ya. İstiyorum ki ben vefat ama ölmemiştir de yani. O durumundan sonra çok fazla da yaşamıştır kendisi. İstiyorum ki malımın işte yarısını, tamamını affedersiniz, tamamını vakfedeyim. Cenab-ı Peygamber hayır diyor. Olmaz. O zaman yarısını hayır diyor Cenab-ı Peygamber. Olmaz. Diyor en sonunda diyor ki ya Resulallah diyor üçte biri. Üçte biri bile fazla ama diyor hadi neyse olur. Kişinin kendi varislerini fakir olarak bırakmasındansa zengin olarak bırakması çok daha hayırlıdır. Şimdi Ya. ben hanımlara hep şunu söylüyorum. Bakın Mahir İs Hoca Efendi'nin bir özelliği varmış hocam. Ne yaparmış? Her aldığı maaşın 1/40'ını verirmiş. Zekat olarak verirmiş. Şimdi Ya. bizim bu hatunlar ne yapıyorlar biliyor musun? Biriktir babam biriktir. Altın biriktir. Ah. Ondan sonra mal biriktir. Bilmem ne biriktir. Şimdi biz biriktirdikten sonra mesela bugün birçok soru soran oldu. Hocam dedi benim annem babam vefat edeli benim babam vefat edildi 10 yıl oldu. Biz daha maaş malı paylaşmadık. Vallahi o babaya Allah merhamet etsin. O babaya Allah yardım etsin. Baba öldü mü? Anne öldü mü? Değerli hocam matem 3 gündür. 3 gün sonra bunlar oturup malı paylaşacaklar. Kim ne Aynen. derse desin. Bunlar oturup malı paylaşacaklar. Çünkü mal Allah'ın mülküdür. Miras haktır ve bunlar paylaşacak. Ha, bugünlerde en çok duyduğum şey ne? Neymiş efendim? Bir tane ev varmış. Anne diyor ki ben ölene kadar bu ev benim malı paylaşamazsınız. Vallahi o kadın da ölemez. Ben bunu söylüyorum. Hocam bu ölemez lafını çok söylüyorsun ama doğru söylüyorum. Bilsinler diye söylüyorum. Korksunlar diye söylüyorum ya. Korku demedim ama. Korku demedim ama. Şimdi iki tane daire varmış. Dedim. Hocam dedi işte dairenin birisinde dedi. Annem dedi bizlere paylaştırdı dedi. İkili birli. Öbürüne de dedi ki ben burada oturacağım. Ben öyle senin öyle bir hakkın yok ki. Hem bir de bir şey söyleyeyim mi? Hanımlar hiç kusura bakmasınlar, hiç de gücenmesinler. Miras dağıtımında en az malı şey alır. Yani kişinin karısı alır. Hiç zorunuza gitmeyecek. Hiç zorunuza Ya gitmeyecek. Cenab-ı Allah ah. bunu böyle diyor. Eğer çocuğunuz varsa, mesela ben anneyim, değil mi efendim? Eşim Allah'ım gecinden versin. Eşim vefat etti diyelim. Ben eşimin malının ne kadarını alabilirim? 1/8'ini. Çocuğum varsa. Çocuğum yoksa ne kadarını alabilirim? Ben eşimin malının 1/4'ünü alabilirim. Hocam geri kalanı kimin? Geri kalanı eşimin, anasının, babasının, erkek kardeşlerinin. İşte sırf buralarda öyle dalavereleri işin içine sokuyorlar ki. Neymiş Hocam efendim? bunu geçen yayında söylemiştin ya, Evet. sindirmek o kadar zorlandı ki kardeşlerimiz. Evet. Hocam dediler ya, biz bunu öğrendiğimizden beri böyle hop oturduk hop kalktık. Dedim ki oh, maksat hasıl olmuş. Bizim de Evet. amacımız sizi hop oturup hop kaldırtmak. Çünkü gerçek böyle bir şey. Şimdi bakın yani hani insanlar istiyorlar bir tanecik çocuğum olsun. Hani bir tane oğlu olursa sıkıntı yok bütün malı alır. Ama bir tane kızı varsa malın sadece yarısını alır. Geri kalan kim olacak? Vefat edenin kardeşlerine gidecek. Vefat edenin kardeşlerine. Mesela çok hırslı insanlar var. Mesela mal paylaşılıyormuş. Efendim 5 tane kız kardeş var, 1 tane oğlan var. İşte kızlar diyorlar ki her seferinde sen ikili birli alıyorsun. Bu sefer de bizim çok fazla borçlarımız var. Sen bir gönül koy. Yani gönlünü koy buraya. Eşit paylaşılsın diyorlar. Tamam. Eşit paylaşılsın diyorlar. Şimdi bunu bir de bakın hani şey diyorlar burada. Hocam biz gönlümüzün hep kadınlar arar hocam. Hiçbir zaman erkekler arayıp da şunu asla ben bir erkekten duymadım. Bunu kadınlar kenara yaslınlar. Hiçbir zaman ben bir erkekten duymadım ki hocam ben kardeşimle eşit paylaşmak istiyorum diyen bir erkek vallahi aramadı. Aynen. Ben hiç duymadım. Erkeklerin ben kız kardeşimle eşit paylaşmak istiyorum dediğini duymadım. Ancak ne oluyor? Kızlar analarına baskı yapıyorlar. Ne diyorlar kızlar analarına? İşte bizim abimize baskı yap, abimizi zorla bizimle eşit alsın. Veyahut da bizim ne derler onun adına? Erkek kardeşimi zorla baskı yap bizimle eşit alsın. Bir şey ne garip biliyor musunuz? Mesela o kadınların kocaları çok acı. Bakın şimdi kadının malına erkek burnunu sokuyorsa o da ölemez. Aynen. Ölemez. Aynen. O diyorum ya Tam senin tersi malın de. değil ki anam. Senin malın değil ki zaten. Mesela diyor ki senin işte neymiş? Senin babandan kalan tarlanın şu tarafı benim. Şu tarafını sana versinler. Sen ne Sen karışıyorsun? Sana kimsin? ne ettin? Sen kimsin? Sana nesi? Yani Cenab-ı Allah seni katmış mı? İş burada diyor mu? Mallarını paylaşırlarken kadınlar kocalarına bir danışsınlar. Allah gözlerine oyar. Sen kimsin diyor. Miras benim. Mal benim. Birini mesela düşüneceğiz. Hazreti Zekeriya ne diyor?
Rabbi la tezerni ferden ve ente hayrul varisin diyor. Bu çok önemli bir şeydir. Allah'ım diyor, beni tek başına bırakma. Bana bir evlat nasip et. Sen varislerin en hayırlısısın. Yani mal kala kala sadece kime kalacak zaten? Allahü Teala'nın. Allahü Ya. Teala. Şimdi ilk evvela mirasla ilgili şunu diyeceğiz. Mülk senin değil anam. Bu bir. Lütfen inisiyatif kullanma. Lütfen inisiyatif kullanmasına. Mesela bir tane hanım dedi ki, hocam dedi, benim eşim dedi çok dedim yüce gönüllü dedi. Şimdi kadının bazı gelinler var beter. Ben ha şeyler kadar mesela kadınların kocaları kadar oğlanların da karıları beter. Ya ben yengelerden bıkmışım ya. Yengelerden bık. Bir keresinde ne oldu biliyor musunuz? Şimdi bir adam geldi, hanımı var. Hanıma şaştım zaten. Adam geldi, hanımı var, bir de şeysi var. Ne derler onun adına? İki kardeş var, kız erkekli. Tamam mı? Eltiler. Elti değiller, görümcesi yani. Gelin Ha, görümce, görümcesi. öbürü de Görümcesi. kadının, yani iki kardeş var. Bir erkek kardeş, bir kadın hanım. Beraber gelmişler ama elti de gelmiş. Şeyde, ama kadının karısı, adamın Görümcesi. karısı da gelmiş. Adamın karısı da gelmiş. Hanım ikide bir de bir ufacık bir şey oluyor, ortaya atlıyor. Bana bak dedim, çık. Çık. Hocam sen böyle pis misin? Aha ben neler yaparım. Çık dedim. Bana dedi ki, ne münasip? Mahzenin mi dedim. Vallahi şu anda bütün melekler sana dedim beddua eder. Sen ne davran var ya? Çık. Çık git. Çık. Senlik bir şey yok. Kimin var? Hayır bu diyor hakkını savunamaz. Hakkını dedim Allah savunuyor. Sana kalmadı. Ya herkesin hakkını Allah savunuyor zaten. Sana Hocam kalmadı. böyle bir gafletteyiz ya. Zannediyoruz ki biz kendimizi savunuyoruz ve bunu biz beceriyoruz. Ya biz ne Hayır. kadar haddimizi aştık. Allahu Ekber. Evet. Hanıma dedim ki çık. Dedi ki ama dedi benim dedi eşim dedi hakkını savunamaz dedi. Şimdi dedi bu kadın dedi işte dedi benim dedi görümcem evet iyi bir insandır ama dedi böyle bir şey söz konusu olduğu zaman sizi aldatır. Beni kim aldatacak? Ben Kur'an'a göre, kelime göre konuşacağım. Zaten Kur'an-ı Kerim'de Yüce Mevlam diyor en başında diyor bunu. En başında diyor bunu. İşte şimdi en başında diyor bunu. Erkekler Allah-u Teala Hazretleri öyle buyurmuş. Kardeşler arasında mal taksim edilecekse mesela bir babamız vefat etti mal taksim edilecekse erkekler iki kadınlar bir olacak. Bunu iyice öğrensin. Kadınlar bunu sindirsin. Hocam Ya. sindiremiyorum diyor. Su iç. Su iç. Maden suyu iç. Karbonat iç. Ne yapacaksan yap. Bunu sindir. Sindireceksin bunu. Mesela diyor ki hocam diyor çok zoruma gidiyor. Günlerce ağladım diyor. İşte diyor babama kızdım diyor. Bilmem ne. Babana dedim niye kızıyorsun? Telefon et arşa alaya. Alo alo. Allah'ım bak sen bu taksimi nasıl yaptın bilmem ama benim hiç hoşuma gitmiyor. Diyebiliyor mu dedim. Böyle bir yiğitlik yapabiliyorsun ara. Hani böyle Alo. bir yiğitlik yapabiliyorsun ara. Şimdi ne diyor? Hatta bugün o kadar beni üzdüler ki, o kadar beni üzdü ki bir tanesi dedi. Hocam dedi biz dedi şeriatın kestiği parmak kanamaz. Çok güzel kanamaz. Şeriatın kestiği parmak ne kanayacak? Şeriat kesti yani. Onu keserse kesecek bu. Biz dedi işte şey devletin düzenine göre paylaştık. Şeriat diyorsun, devlet diyorsun dedim. Bakın, şimdi burada da hani bana bazıları soruyor. Ben devlet düşmanı değilim. Sen bana dini soruyorsun. Sen bana Kur'an-ı Kerim'i soruyorsun. Ben sana cevabı Kur'an-ı Kerim'e göre vereceğim. Ben sana Ay. cevabı Kur'an. Onu git hukukçulara sor. Beni niye arıyorsun madem? Değil Elini mi? çeviremezsin, kıvıramazsın orada. Sen bunu nasıl? Hukuktasın. Sen bunu git bu hukukçulara madem soracaksan Ay. hukukçuya sor. Gelip bana niye soruyorsun? Değil mi? Madem kendi kafana göre aldın. Bana niye soruyorsun? Hukukçulara git sor. Şimdi efendim biz devlete göre bak. Vallahi dedim ben sana bir şey söylemiyorum. Fazladan aldığın her şey hastalık olarak, dert olarak başına bela olacak senden çıkacak. Hocam Ay. niye böyle? Allah'a savaş açıyorsunuz. Ya. Allah'a savaş açıyorsunuz. Ya Yüce Mevlam böyle yapacaksın diyor. Sen de diyorsun ki hayır efendim ben senin dediğini kabul etmem. Allah'a savaş açıyorsun. Neyse hanımın bir tanesi dedi ki benim eşim çok yüce gönüllü dedi. İşte dedi kardeşlerine dedi ki feda olsun siz paylaşın canım dedi. Ben paylaşmam. Yani benim durumum iyi. Vallahi hocam diyor Allah seni inandırsın. Bir zaman sonra bir iflas ettik diyor. Biz bir Ya. iflas ettik diyor. O babamızın malını neden almadık diye diyor. Perişan olduk, üzüldük yani en azından. Üzüldük, çok Haddi üzüldük. aşmak. Perişan Haddi olduk. Ne aşmak. olmuş? Dükkanın adamın dükkanı batmış. Kenarda bir şey olabilirdi. Belki bir şey olabilirdi. O yüzden hiç kimse işgüzarlık yapmayacak. Ben almam, ben eksik alırım, ben yarım alırım, ben tam alırım. Benim kocam şunu söylüyor, benim kocam şunu böyle, bu yok. Hele bugün bir tane hanım geldi. Bunları anlattıktan sonra taksimata başlayacağız inşallah. Bir hanım geldi. Hocam dedim. Benim eşim dedi ki bana dedim. Bak mal paylaşacaklar. Git abilerine söyle. Ya bir kız kardeş için ne kadar ağır bir şeydir. Gidip de abiye benim kocam şunu söyledi. Bana şuradan mal verin demek. Ne ayıp. Edepsiz herif.
Edepsiz herif. Bu miras hususunda karısına o akıl veren edepsiz herif. Gerçekten edepsiz. Fitne, Allah'a hesap fitne, verdim. Senin malın mı be? Senin fitne. malın mı? Evi beslemek zorunda olan sensin. Tamam mı? Ya, Evi beslemek ya. zorunda olan sensin. O kadın mesela çalışmak zorunda değil. O kadın çoluğuna çocuğuna bakmak zorunda zaten. Kadın çocuğuna bakamıyor bilmem ne. Hanımın bir tanesi söyledi. Hocam dedi. Çalışmak zorunda değilim. Eşim zorla çalışıyor dedi. 8 tane bakıcı değiştirdim. Hiçbirine güvenemedim dedi. Yani bir kadın bu duruma düşürülür mü? Hem kadını sen çalıştır hem de ki abilerine söyle bilmem şuradan alsın. Sen ona ne karışıyorsun? Oturun kardeşler. Ha, o da aynısını söylüyor. Sen aptalsın, seni kandırırlar. Bir de şunu hiçbir zaman unutmayın. Bir de bütün dinleyen herkes şunu bilsinler. Mirasta aldatan aldanır. Hep böyledir. Ava giden avlanır. Mirasta mesela diyorsun ki sen, ben seni aldattım. Dalavereye getirdim. Dükkanı üstüne aldım diyelim, tamam mı? O dükkan sende kalmaz anam. O dükkanda sen çalışırken veremde olursun, üster de olursun, hasta da olursun. Mirasta aldatan aldanır. Bak bilmedikleri şeyler var. Mirasla ilgili ana meseleler şunu söyleyeyim sizlere. Allah Teala ne dediyse kabul edeceksiniz. O taksimata boynunuzu keseceksiniz. Ya. Hakkınızı çıkarmayacaksınız. Birinci mesele bu. İkincisi, az ve çok sizin tarafınızdan bilinemez. Siz az zannediyorsunuz, öbürü çok zannediyor, öbürü çok çoka hevesleniyor mesela. Siz bereketin nerede olduğunu bilemezsiniz. Bereket belki de çok azdadır. Bunu da bilemezsiniz. Bereket belki de çok azdadır. Tamam mı? Bereketin nerede olduğunu da siz bilemezsiniz. Üçüncüsü, inisiyatifi asla kullanmıyorsunuz. İnisiyatif kullanmıyorsunuz. Yani şöyle denilmiş ama biz de şöyle düşünüyoruz. Sen düşünme. Üçüncüsü, hiç ben ölmeden kimseye mal paylaştırmıyorum. Lütfen, lütfen anne ve babalar akıllarınızı başına. Öldün mü sen gülüm? Sen öldün mü daha annem? Sen ne güvendin onların sana bakacağına? Ben fetvada 21 yıldır neler duydum? Malı paylaştırılmış, ana perişan bir vaziyette, baba Tabii. perişan bir vaziyette yüzlerine bakmıyorlar. Ay. Kimseye mal paylaştırmıyoruz. Hiçbir şey. Miras ne demek? Öldükten sonra benden kalan demek. Bu kadar. E ben daha yaşıyorum. Ben ne vereceğim sana be? E ben daha yaşıyorum. Ben sana ne vereceğim? O yüzden efendim yavrum ben daha sağım evladım. Ben öldükten sonra da mal. Ha, üçüncüsü, dördüncüsü varise vasiyet olmaz. Varise vasiyet olmaz. Ne demek varise vasiyet olmaz? Mesela sen şunu diyemezsin. Kızım işte üst tarlayı sen al, alt tarlayı ablan alsın, dükkanı abin alsın, işte şunu şunu alsın. Sen niye taksim ettiriyorsun? Varise vasiyet Adalet olmaz. dağıtamazsın Hanımı böyle. bilir. Hayır sen öl git, öl git sen gari, öl git. Kalanı biz düşünelim. Değil mi? Ay. Zaten öldün gittin toprağın altında sen daha onlar ki ne diye söyledim diye yanacaksın zaten sonra da. Ah Ah. ben ne diye üst tarlayı ona dedim, alt tarlayı ona dedim. Bugün mesela bir tane hanım şey dedi bana. Hocam dedi bizim dedi 4 tane dairemiz var. Biz bunları paylaşacağız dedi. Nasıl paylaşalım? Yapılacak tek şey dedim bütün dairelerin fiyatlarını koyacaksınız. Fiyatlarını koy. Alt alta koyacaksınız, toplayacaksınız. Ondan sonra anneniz sağ mı sağ? Ama anneniz 1/8'ini alacak. Paranın. Şey abiniz var mı? Var. Siz de varsınız. Yani bir tane erkek varmış, diğerleri hanımmış. İkili bir şekilde önce annenin 1/8'ini ayıracaksınız. Annenin 1/8'ini verdikten sonra kendi aranızdakini ikili birli paylaşacaksınız. Böyle yapmamışlar. Ya ne yaptınız dedim. Hocam dedi biz işte dedi birine dedik ki dedi şu daire senin olsun. Olur mu ya? Mesela Kime düşünün göre, Leyla neye Hocam. göre? Erenköy'de bir daire var, Ümraniye'de bir daire var. İkisi aynı mı? Metrekaresinin aynı olması beni ilgilendirmiyor. Fiyatları aynı mı? İyi tabii Evine ki. bakacaksınız. Bana de, hocam diyor orası da diyor 2+1, burası da 2+1. Ben senin 2+1'e başlarım. Bana fiyat önemli. Gideceksiniz öğreneceksiniz fiyat ne kadar? 2+1 diyor. Bana 2+1 önemli değil. Bana fiyat önemli. Erenköy'de 2+1 o muhitteki efendime söyleyeyim dairenin fiyatı nedir onu bileceksin. Ümraniye'deki nedir onu bileceksin. Bulgurlu'daki nedir onu bileceksin. Sendik'teki nedir onu bileceksin. Bildikten Ya. sonra bunların dökümünü yapacaksın toplayacaksın. Ha şimdi herkese bir para düşecek. Ne düşecek? Mesela birinin listesine 250 bin düştü. Öbürünün listesine ne düştü efendim? Eğer erkek idiyse 500 bin düştü. Şimdi bunlar düşünecekler. Diyecek ki mesela abi diyecek ki bakın bana düşen bu. Bu daire 1.000 lira. Ben kızlar size şu kadar para vermek suretiyle elinizi keseyim daireyi alayım. İşi böyle yapacaklar. Bunlar ne yapmışlar? O dairesi ne dağıtın dedi. Böyle mi yapılır bu işler? Bu işte böyle mi? Ne dağıttın sen? Böyle yapılmaz. İşte hocam diyor. Birisi çok harikaydı yani. Hocam diyor işte annem dedi ki üst tarla senin alt tarla bunun öbür tarla şunun dükkanda abinin. Bu işte dedim Ne hiç buna kadar bakma. güzel ya. Anne Adalet dedim dağıtacak. gitme dedim. Anne öldü mü dedim. Anne vefat. İyi elhamdülillah. Ölmüş gitmiş çok şükür. Şimdi dedim biz ne yapacağız? Biz ne yapacağız? O da o üst tarla ne kadar lira? Benim için Ya. dönüm önemli değil hocam. Diyor ki orada da diyor 10 dönüm var diyor. Orada da 10 dönüm var. Kız birisi sulak birisi susuz. Ne 10 dönümünden bahsediyorsun sen bana?
Bir tarafta diyor tarla var diyor. Bak anlatırken bana tarlalarımız var diyor. Tarlanın sulağını söylemiyor, susuzunu söylemiyor. Ben de tabii sormayınca ona göre cevap. Hayır, hayır. Sulak tarla. Hepsinin fiyatını öğrenecekler. Bir emlakçıya gidecekler. Buradaki tarla kaç lira? Şuradaki tarla kaç lira? Şuradaki tarla kaç lira? Annesi demiş ki, oğluma varsın az olsun sulak tarladan 4 dönüm olsun. Öbür tarafta kızı da benim 10 dönüm. Çaktaş kız, daş, daş. Ne ekeyim ben onun içine? Ne? Senin ne? Aklın ne senin? Dantepelerini mi bana sattıracaksın? Şimdi o yüzden varise vasiyet yok, hissesini çıkarma. Sen tertemiz öl git. Elhamdülillah öldükten sonra da evlatlarına şunu söyle. Yavrum benim vefatımdan sonra mal paylaşılacak. Benim vefatımdan sonra mal paylaşılacak. 3 gün sonra malı paylaşıyorsun. 3 gün sonra malı paylaşıyorsun. Bekletilmez hocam. Mesela biz ölmüşüz gitmiş. Ama ben de ne diyorum biliyor musun? Bu onların erzanı. Mal biriktir, mal biriktir, mal biriktir. Ne sadaka verdi, ne efendime söyleyeyim. Mesela ne kuyu açtırdı. Şu anda milletin kömüre ihtiyacı var. Şu anda insanların sobaya ihtiyacı var. Tabii o doğalgazla oturup durur. Ne millete kömür verdi. Ya ver bunlara al, sat, sat. Senin arkandan kimse hayır yapmayacak. Yapmıyorlar hocam. Hiç kimse hayır yapmıyor. Bak ben Şimdi artık hiç. hayır hiç kimse yapmıyor. Şimdi Cenab-ı Allah ilk evvela Bakara suresinde vasiyet ayetini inmiş. Diyor ki vasiyetini yazmadan sakın ha ölmeyin. Vasiyet ayeti. Bunun üzerine sahabeler o kadar korkmuşlar ki mesela benim şu kadar malım var. Efendim şunu anneme veriyorum, şunu kardeşime veriyorum, şunu oğluma veriyorum, şunu hanımama veriyorum diye vasiyet yazıp Biraz. yaptıklarını altlarına bile koymuşlar. Ama ondan sonra ne olmuş efendim? Nisa suresinin 7. ayeti kerimesinden itibaren efendime söyleyeyim miras ayetleri tek 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 başlayınca Cenab-ı Peygamber'in hadis-i şerif vardı nedir? Var ise vasiyet olmaz. Var ise İşte. vasiyet olmaz. Bu benim mesela siz varisleriniz kimler? Kızınız, oğlunuz değil mi varisler? Asla anne ve baba şurayı sen al, burayı sen vasiyet edemez. Vasiyet edemez. İnşallah bu ses böyle arş-ı alaya Evet. kadar duyulsun. Vasiyet O edemezler. kadar çok yapıyorlar ki hocam bunu, Evet. o kadar çok Hani yapıyorlar. karışmayacaklar. Var ise vasiyet olmaz. Ya sen Allah mı oldun? Allah'ın yerine kendini ne diye koyuyorsun? İnanın kulaklarımla kaç kere duydum. Hele bu kızlar var ya. Çok samimi söylüyorum. Bu kızlar analarını babalarını kabirde hortlatır. Hortlatacaklar da hortlatır. Neden? Ne diyor biliyor musun? Hocam diyor babam beni ayakta beklesin. Neden? Abime diyor koskoca bir tarlayı sattı diyor. Abime iş yeri açtı diyor. Hiç sanki ben onun evladı değilmişim gibi diyor. Sen nasıl sattın o tarlayı? Obru senin Ya. evladın değil mi? Hangi kafaya göre yaptın? Neymiş efendim? Anne ve babalar oğullarına iş yeri açmak zorundaymış. Senin oğluna iş yeri açtın. Bir sürü fakir fukaranın çocukları var. Onlara kim iş yeri açsın? O zaman onun babası öldüğü zaman sen oğluna iş yeri açamadın. Münker ve Nekir şunu topuzla dövün soruları cevaplamadı kabul edin. Böyle diyor mu? Demiyor. Çünkü ben Evet. iş yeri açmak zorunda değilim. Ben ona altın bileziğini nasıl kazandıracağı sanatını öğretirim. Ondan sonra sona kalsın. Kalmış. Şimdi bunun tarlasını en iyi yerden tarlayı alıyor. Ne yapıyor efendim? Oğluna bir dükkan açıyor. Sana ne kaldı dedim. Hocam hiçbir şey. Yani bu kadının var ya hocam hiçbir şey demesi bitirir. Bakın bir yerde sel felaketi oldu. Oradaki bölgedeki insanlara sordum. Burada ne yapılır? Dediler ki burada kız çocuklarına miras verilmez. Savurur Aman Allah sana. yemin ediyorum. Ah. Savurur Allah yemin ediyorum. Ben sordum dedim burada hocam miras verilmez. Kızlar tırmalar işte verilmez. Kız bir miras isteyecek olsun. Ana ne diyormuş biliyor musun? Bir de ana olmadık. Ona ben ana demiyorum. Bir de o ana değil. Ana Ya olmadık ne diyorum ben. annesi Allah Ana aşkına. olmadı. Diyormuş ki eğer miras alacak olursan sana hakkım haram olsun. Kız sen kimsin de senin hakkın Allah'ın hakkının önüne geçiyor. Ben alırım. Ben çatırsın. Hatta bazıları bana geliyorlar diyorlar ki değerli hocam diyorlar böyle böyle miras ver. Açın dava ediyor. Açın. Açın. Çünkü anneniz orada daha perişan olacak. İşte size borçlu öldü o kadın. Size borçlu öldü. Borçlu ölmek ne demektir biliyor musunuz? Cenab-ı Peygamber hadis-i şeriflerinde söylüyor. Bir kişi borçlu öldüğü zaman kabrinde hapse alınır. Ya da belki ruhlar aleminin en berbat yerinde hapse alınır. Ağzı bağlanılır. Zerre kadar kimseyle konuşturulmaz. Hiç kimseyle de görüştürülmez. Biz mesela ruhlar aleminde dayımızla, nenemizle, dedemizle kim var idiyse, mesela makamımız iyiydiyse birçok kişiyle görüşeceğiz. Ama o borçlu olarak giden kişiler, o borçlu olarak giden kişiler efendim mahşer yerine kadar onlar ağızları bağlı esir bir vaziyette kalacaklar. Allah muhafaza etsin. Oğluna her bir şeyi vermiş, kızına borçlu ölmüş. Şimdi sen o kızının hakkını nasıl ödeyeceksin? Şimdi miras ayetlerinde şu önemli, şu miras ayetlerinde diyor ki ana babanın, akrabaların bıraktıklarından, akrabalar ne demek? Mesela farz edin bir hanımefendi hiç evlenmemiş. Hiç evlenmemiş. Bunun miras nereye gidecek? Bunun miras kime gidecek? Erkek kardeşine gidecek. Varsa babasına gidecek, anasına gidecek, erkek kardeşine gidecek. Akrabalar. Akrabalara gidecek. Orada yoksa efendime söyleyeyim
Ona göre akrabaları dağıtacak. Şimdi diyor ki ananın babanın akrabalarını bıraktıklarından erkekler için bir pay var ve ananın babanın akrabalarını bıraktıklarından kadınlar için de bir pay var. Cenab-ı Allah böyle diyerek başlıyor. Pay var. Pay var. Payı kim yapıyor efendim? Allah Teala. Allahu Şimdi Teala. bakın hiçbir yerde bakınız zekat söz konusu olduğu zaman 1/40'ı Allah Resulü söyler. Bak zekat olduğu zaman 1/40 Allah Resulü söyler. Mesela abdest hususunda Yüce Mevlam hiç detaya girmez. Neden? Çünkü oradaki detaya Allah Resulü girer. Ama miras söz konusu olduğu zaman Allah Resulüne dahi Cenab-ı Allah şey bırakmamıştır. Boşluk Tasarruf yok. bırakmamıştır. Bak, bu çok önemli. Bakın mesela biz Boşluk abdest yok. almaya diyoruz ki efendim abdest nedir? Cenab-ı Peygamber'in dahil ettikleri ağza su vereceğiz, burna su vereceğiz, yüzü yıkayacağız, kolları yıkayacağız, başı mesedeceğiz, ayaklar yıkanacak. Nasıl yıkanacağına, ölçünün üstüne hepsini Cenab-ı Peygamber'den öğreniyoruz. Ama miras söz konusu olduğu zaman Allah-u Teala tek tek sanki bir şey gibi nedir? Cebir şeysi, ustası gibi tek tek miraslarını paylaşacak. Tek tek. Şimdi bir insana Cenab-ı Allah diyecek ki sen iki alacaksın, sen bir alacaksın. Oynat bakalım burayı. Oynatamazsın. Oynat bakalım burayı. Mesela geçenlerde birisi bana bir şey söyledi. Hocam dedi benim dedi kayınvalidem dedi ilk eşinden ayrılmış. Oradaki çocuklarına dedi hiçbir tane mal bırakmamak için dedi kendisine ait olan mallarını dedi sağlığındayken benim eşime ve efendime söyleyeyim benim görümceme verdi. Vallahi dedim anne ya. Ama hocam Ay. sevmem beni ilgilendirmiyor. Bak hak başka. İhtiyaç başka. Sevgi Aynen. başka, başka. Sen beni sevsen de sevmesen de bana mirası verecektin. Ne zaman bana mirası vermezler biliyor musunuz? Kime miras verilmez? Yani kime, hangi evlada miras verilmez? Bir, anasının ya da babasını öldüren evlada miras verilmez. Bu böyledir. İkincisi de dinini değiştirene miras verilmez. Yani ben çıkmışım dinden, bana zaten miras düşmüyor. Ama ben dinimi değiştirmemişim. Anamı ya da babamı da öldürmemişim. Neymiş efendim? Sen bana şunu yaptın, sen bana bunu ettin. Mirastan hiçbir evladınızı mirastan dışarı atamazsınız. Böyle bir hakkınız yok. Allah Teala Hazretleri atarsın demiyor sana. Atarsın demiyor. Diyor ki kötü evlat ol. Sen yetiştirdin. Sen doğurdun. Herhalde Yüce Mevla Bugün bunu mı? en son bugün anlattım. Yani ben Evet. Türkiye'de sınıfta kaldığımızı düşünüyorum evlat Evet. yetiştirmeden, insan yetiştirmeden ve Evet. herkesin anne olmasına, yani artık anne olmanın önüne bir şey getirilmesi gerektiğini Evet. düşünüyorum. Bir ehliyet olması. Bu nasıl Evet. bir anneliktir ya? Şikayet Evet. ettiğimiz kocayı yetiştiren bir kadın, şikayet Evet. ettiğimiz komşuyu yetiştiren bir kadın, şikayet ettiğimiz dünyayı yetiştiren bir Evet. kadın. Hayırdır? Evet. Hayırdır? Gerçekten burada çok ve bir egolar konuşuyor. Allah sizi inandırsın. Ne demiş Ah. annesi oğluna biliyor musun? Kocası vefat ettikten sonra bir posta tek kişi oturur, ona da ben otururum. Anam Bak eğer bak. posta oturma meselesi sen Bak. anasın, makamın ayrı. Ama miras paylaşıldığı zaman erkek çocuk annenin mirasını fırlatıp alıp geçer. Geçer. Anne sadece 8'e bin alır. Ama anne öyle bir korkutmuş ki kocasından kalan sadece bir dükkanı var. Bir tane de ev var. Diyor ki ben bu evde oturuyorum. Bunu asla paylaşamazsınız. Dükkanınızı paylaşın. Oturamazsın annem. Şunu yapabilirler evlatlar. Her şeyi paylaşırlar. Tamam mı? Onu da paylaştı. Annenin 1/8'ini verirler. Evden verirler. Annenin 1/8'ini evden verirler. Dükkandan. Şunu desin evlatlar sana. Annem biz hakkımızdan feragat ediyoruz. Sen sıra olduğu müddetçe orada sen otur. Senin vefatından sonra şurası benim, şurası senin. Bunu demek zorundalar. Bunu demek zorunda. Anne diyor ki bak kocasının balının üzerine oturmuş. Ama Allah-u Teala Hazretleri en az da onlara veriyor. Mesela diyor ki bir kadının çocuğu var idiyse 1/8 miras alır. Bir kadının çocuğu yok idiyse 1/4 miras alır. Geri kalanını kim alır? Geri Hadi. kalanını onun anası alır, babası alır, erkek kardeşleri alır. O mesela. Şimdi bir de biz mirası paylaşamıyoruz. Neden mirası paylaşamıyoruz? Çok kavgalar oluyor. Çok kavgalar oluyor. Çünkü oğlanların gözü dükkanda, kızların gözü başka şeyde. Hele var ya bir keresinde o kadar üzüldüm ki, o kadar üzüldüm ki. Oğlan demiş ki, babamın dükkan benim. Niye seni? Niye seni? Hadi mesela babanın dükkanı olmayaydı. Bir adamın dükkanında çalışıyor olsaydın. Sen o adamın dükkanını ele geçirebilecek miydin? Niye o dükkan senin? Ne diyor efendim? Ben de çalıştım. Yahu benim babam yıllarca bir başkasının dükkanında çalıştı. Ama vefat etti gitti. O dükkanı kimler paylaştı? Adamın o dükkanda zerre kadar çalışmayan çocukları paylaştı. Bu ne demektir? Sen zaten o dükkandan ekmek parası kazanmışsın. Sen zaten o dükkandan çocukların rızkını kazanmışsın. Utanmadan bir de o dükkan benim nasıl diyorsun?
Keyfinceydin. Efendime söyle, babandan geç gelirdin. Baban mesela bir başkasının yanındaki dükkanda çalışsaydın erkenden gelmek zorundaydın. Saatlerce odur durmak zorundaydın. Patron senin gözünün içine bakardı, asgari ücretle verirdi. Dünyanın parasını aldın. Bir de diyor ki kızlara, bunları ben yaptım, burası benim. Ölemem. Canım ya. Canım Ölemem. ne yedin ya sen? Ne Ölemem. yemek mi Ne yedin? demek? Şimdi bak efendim, sen gittin ve sen A kişisinin dükkanında çalışıyor olsun, ömrünü orada ver. Ben hiç inanmıyorum bu olanların mesela bir başka patronun dükkanında çalışırken nasıl titiz çalışırlar. Çünkü patron maaş vermez ki. Vermez ki. Aa. Tazminatını bile vermez. Ama babasının dükkanında, o babasının haberinde olmadan çekmeceden de çeker, parayı da alır. Hanım der ki, ay buna şöyle bir matbaa işarp lazımdı. Gel hanım, al git falan. Sen başkasının dükkanındayken selamen sektin be. Yıllarca selamen sektin. Şimdi de durmuşsun diyorsun ki o dükkan benim. Benim. Öyle yok. Nereden senin? Öyle yok. Ah. Okuyacaksınız, o kardeşlerinizin rızasını yapacaksınız. O kardeşlerinizin borçlu gidersiniz. Borçlu gidersiniz. Hepiniz borçlu gidersiniz. Bunu bilecek herkes. Hepiniz borçlu. Ama o bana yakışır. Yakışırı nereden buldun? Yakışırı Kim nerede buldun? karar verdi? Yani yakışır. İki kardeş bir fabrikada ortakmışlar. Birinin iki kızı var. Birinin de iki oğlu var, tamam mı? İki oğlu olan kızı olana diyor ki, bu hakkını bize sat. Senin zaten hepsi kız. Senin zaten hepsi kız. Sana hiç düşmez. Hele bir tane arkadaşım var benim. Kendisi öğretmen. Hocam diyor, benim çocuğum olmadığı için diyor, kayınvalidem bizi çağırdı. Dedi ki diyor, sizin çocuğunuz yok. Mirastan siz azalacaksınız. Erkek kardeşinizin çocuğu çok, mirastan o. Ne, bana ne? İsterse 100 çocuğu olsun. Allah ne dediyse o. Allah ne Ay. dedi? Öyle bir inisiyatif kullanıyorlar ki, ben böyle diyorum. Bakıyorum yani, bu adam ölse kimse kabrine gelmez. Yemin ediyorum, tükürür giderler. Kırır Ay giderler. Hiç zaman Müslüman kimse de değilim. Fatiha okuyup gitmez. Hiç kimse de Ay. Fatiha okuyup gitmez. Ne demek dedim? Yani senin çocuğun olmadığı zaman, senin çocuğun önemli değil ki. Mesela benim malım kime kalacak? Çocuklarıma kalacak, öyle değil mi? Eşim sağsa eşime kalacak ve çocuklarıma kalacak. Aa, benim çocuğumun birisi bekar. Benim çocuğumun birisi, efendime söyleyeyim, evli. Benim çocuğumun birisinin hiç çocuğu olmamış, öbürünün çok. Bu iş fark etmez ki. Çocuklarımın hissesini Allah-u Teala belirlemiş. 2-1. Yüce Mevlam hiçbir zaman burada şunu söylemiyor. Evli olan kardeşlerinizin çocuğu olmayana vermeyin lütfen. Sizin çok çocuğunuz nasıl? Sen kendin bakacaksın çocuğuna zaten. Ah! Aynen. Ne alakası var? Hazreti Hamza zengindi. Hazreti Abbas zengindi. Hazreti Cenab-ı Peygamber'in babası vefat etti. Ebu Talip çok fakirdi. Şimdi ben ne yapayım? Bütün malı Ebu Talip'e mi vereyim? Ya. Hayır, yok. Şimdi mal paylaşılmaz ne? Bir de şu var. Hırsla girerseniz ben olacağım diye kavga ederek girerseniz, ben hep böyle görüyorum. Mesela malda kaçak yapan insanların gerçekten ahir vaktinde çok çirkin hastalıklara yakalandıklarını biliyorum. Çok Çok. zor öldüklerini biliyorum. Ve efendime söyleyeyim, diyor ki mesela, kız kardeşim gelsin diye helalleşeyim diye beklediklerini biliyorum. Çünkü neden? Bir kişi ölmeden evvel, tam efendim bir ay boyunca Azrail gelir gelir gider yoklar. Ben bunu kendi babamdan biliyorum. Benim babam vefat ettiğinden bir ay evvel, annem bile kendisi diyordu, bana böyle höf geliyor. Allah Allah, buralara birileri geliyor. Köpek durmadan uluyup duruyor. Azrail gelir gelir gider. O esasında bir kıvama girmeye başlar, tamam mı? Tam öleceği zaman, şimdi Azrail buna geliyor. Öleceği zaman efendim, kime ne yaptım acaba? Nasıl öleceğim ben şimdi? Kimin hakkıyla Ya. gideceğim? Nasıl Ya. gideceğim? Ben nasıl kulak ile? Bütün malı aldın annem, ölürken kolay mı olacak sana? Biz sana verdik. Aferin. En iyi yerden evi de aldın. Kolay mı öleceksin? Hadi öldün diyelim. Senin çocukların kedi köpek gibi onu yiyecekler. Mahşerde senin durumun ne olacak? Değer miydi? Değer Hiç, miydi? hiç, Yazıklar hiç. olsun, değer miydi? Heh. Şimdi Allah Teala Hazretleri diyor ki, miras taksim olunurken, şimdi biz artık babamız vefat etti ya da annemiz vefat etti. Ne derse desin, ana kız kadın ölür ölmez hepsi miras paylaşmaya başlamışlar. Sana nesi? Desin, desin. Sana nesi? Hak. Çünkü onu orada ızdırapta bırakmayacağız. Çünkü mal onun değil. Bakalım nasıl paylaşacaklar? Yüce Mevlam bakacak. Şimdi senin evlatlarının gerçek evlat olup olmadığını şimdi göreceğiz diyecek Cenab-ı Allah. Şimdi göreceğiz. Evlat şimdi belli olacak. Heh, Ya. evlat şimdi belli olacak. Diyor ki, miras taksim olunurken orada akrabalardan, yetimlerden, yoksullardan kim bulunur ise. Hani miras paylaşacaklar. Oturdu. Ana bir de baktı ki teyze kızı çıktı geldi. Bir yetim çıktı geldi. Cenab-ı Allah diyor ki, onları gönüllemeden miras paylaşmaya başlamış. İşte bu ya. Onları gönül. Oy. Hocam ben burada çok önemli bir şey söyleyeyim. Bu çok önemlidir. Gönülleyenler mirası çok çabuk paylaşıyorlar. Burada da Evet. bakın büyük bir hikmet olduğuna inanıyorum. Yani Bereket. gönülleyin. Hatta ben bazılarına diyorum ki, miras paylaşmadan evvel Allah rızası için, hani o sizin paylaştığınız yerde, yani hala kızı, yetim birisi, dul birisi yoksa da bile, ona şöyle bir 500 liralık ya da 1000 liralık ya da 5000 liralık bir sadaka gönderin. Bir sadaka verin. Diyor ki,
Onları rızıklandırın ve hatta onlara güzel söz söyleyin. Bu iş mirasın paylaşmasını çok kolaylaştırır. Çünkü Bereketlidir sizin için yani. en başından diyorsunuz ki ya Rabbi ben taksimata başlarken senin rızan ile başlıyorum. Sen ne dersen o olsun ya Rabbel alemin. Ya Rabbi sen bu işi bize kolaylaştır. Ben bu kişiyi gönüllüyorum. Bunları gönüllesinler. Gönüllesinler. O var ya yıllar süren paylaşılamayan miraslar var. Mesela diyor ki olanlardan birisi diyor ki ben paylaşmıyorum diyor. Hocam olanlardan birisi ben paylaşmıyorum dediği için 10 yıldır miras paylaşılamayan insanlar biliyor. 10 yıldır neden? Ben paylaşmıyorum. Paylaşabilirseniz kendiniz paylaşın diyor. Onlar da biliyorlar paylaşamayacaklarını. Paylaşabilirseniz siz paylaşın diyor. Onlar da biliyorlar paylaşmayacaklarını. 10 yıldır. Hocam şimdi 10 yıldır bir tanesi diyelim kadın dul. Niye? Niye? İki kardeş dükkan için anlaşamadılar. İki oğlan, ikisi de istiyorlar ki efendime söyleyeyim o dükkan benim olacak. Öbür diyor benim olacak, öbür diyor benim olacak. Ama efendim bunlar anlaşamadıkları için olanlardan birisi diyor ki ben paylaşmıyorum diyor. Öbürsü de diyor ki sen mal için diyor o kadar seversin ki diyor. Sen mal için ananı satarsın. Hocam bu miras esnasında bir laflar Neler, konuşuyorlar. Ya neler, neler. bunlar siz ananız babanız ölmeden evvel can ciğer huzu sarmasıydınız. Ne oldu mu siz şimdi? Gerçek yüzler ortaya Ha, çıktı. Malın işte. başında. Hazreti Mevlana köpekler birbiriyle böyle oynaşıp dururlarken diyorlar ki ya şunlar ne kadar güzel. İnsanlar birbiriyle kavga edip dururlardı. Şu köpekler nasıl güzel geçinip durur. Hazreti Mevlana diyor kemik atın görün. Kemik atın görün. O yüzden miras paylaşma noktasında ben bir kişinin ahiretini miras paylaşırken anlarım. Ahiretteki durumunu miras paylaşırken anlarım. Bunu çok basit bir şekilde söyleyebilirim. Miras paylaşırken peki tamam der. Sesini çıkarmaz. Söyleyeceğini söyler. Sesini çıkarmaz ama bitti. Ondan sonra şimdi diyor ki Cenab-ı Allah yetimler hususunda korkun. O kimseler ki eğer kendileri arkalarında güçsüz evlatlar bırakacak olsalardı, onlar hakkında endişe edeceklerdi. Öyleyse diğer yetimler hakkında da Allah'tan sakınsınlar ve doğru söz söylesinler. Dokuzuncu ayet bizim için çok önemli. Hemen vasiyete dönüyor. Hocam bu neyle ilgili? Şimdi bakın. Bizde dede yetimi diye bir şey var hocam. Şimdi eğer benim evladım Allah muhafaza eylesin evlendi ama benden evvel öldüyse benim malımı benim evladımın çocukları alamaz. Ama ve o çocuklara ne denilir? Dede yetimi denilir. Şimdi bakın Allah-u Teala Hazretleri ne buyurdu 9. ayet-i kerimesinde. Dedi ki yetimler hususunda Allah'tan korkun. O kimseler eğer kendileri arkalarında güçsüz evlatlar bırakacak olsalardı onlar hakkında endişe edeceklerdi. O yüzden ben bütün kayınvalideleri bak anneannelere, baba, dedelere şunu söylüyorum. Eğer sizden evvel bir evladınız vefat etmiş ise sizden evvel bir evladınız vefat etmişse, onun yetimleri var ise dinen hiçbir miras alamaz ama vasiyet hakkı sağlam. Lütfen onlara vasiyet edin. Lütfen o çocuklara vasiyet edin. Şimdi vasiyet ne kadar edilir diye soruyorlar bana. Mesela dedenin ne kadar efendime söyleyeyim? Üç tane dedemizin üç tane evi var değil mi? Bir tanecik evini vasiyet edebilir. Üçte birini vasiyet edebilir. Üçte birini ya da üçte birini demesin. Bakın desin ki şimdi bu malları paylaşacaksınız. Lütfen o vefat eden oğlumun o yetim yavrularına da sizden rica ediyorum yarım daire parası verin. Bunu vasiyet ederlerse çünkü bu çok önemlidir. Çünkü diyor ki Cenab-ı Allah haksız olarak yetim mallarını yiyenler kanlarına ateş dolduracaktır. Bu ayrı mesele. Bu. Yani o yetimlere bir şey hanımın bir tanesi söyledi. Hocam benim dedi eşim dedi kanser oldu vefat. Ve dedim kayınpederim dedi ilgilenmedi hiç dedi. Kayınpederim multimilyardermiş hocam. O kadar zenginmiş adam. O kadar zenginmiş. Zaten Ama onlar ne çıkıyor ne çıkarsa ölürken bir çıkıyor. kere bile demiyor ki benim genç yaşta vefat eden oğlumun şu kadar çocuğu var. Onlara da şurayı vasiyet ediyorum. Şurayı da onlara verin demiyor. Ve de hocam dedi benim yavrularım dedim 5 kuruş para vermem. Şurasını dinleyin burası çok önemli. Burası çok önemli. Peki dedim senin yavrularına 5 kuruş para vermediler de. Senin yavruların ne oldu? Bana söyler misin? Kızının birisi doktor olmuş, kızının birisi öğretmen olmuş, kızının birisi efendime söyleyeyim sağlıkçı hemşire olmuş. Hepsi bir yere gelmiş. Peki dedim öbürlerinin durumu hiçbir şey olamamışlar. Olamazlar. Olamazlar. Haksızlık yapan bir kişinin evladından adam çıkmaz. Çıkmadı. Görmedim. Neden? O çocuğun kursağına haram yedirdiniz ya. Haram Ya. yedirdiniz. Mirası. Ha? Bak dedim. Mesela bir aklınıza gelmese bile etrafındakiler söyleyecek. Mesela anne diyecek ki bak efendi şimdi bu çocuklar yetim kaldılar. Bizim bu çocuklara bakmak zorundaydık. Mesela ne dedik? Geçen ne dedik? Amca baba gibidir dedik. Dede baba gibidir dedik. Ya bu nasıl amcaymış bakmamış daha. Ya bu nasıl dedeymiş? Bir tane bile bir çöpü o çocuklara vermemiş.
Bir çocuk. Ama o senin kanını taşıyor. Bir de şu var, Cenab-ı Allah ayet-i kerimesinde ne buyuruyor biliyor musun? Kimden fayda göreceğinizi bilemezsiniz bile. Kimden? Mesela kendi öz oğlu belki bir kere Kur'an açıp da vefat edenin arkasından okumaz da belki o yetim yavrular okurlar. Belki o yetim yavrular okurlar. Şimdi bana geçenlerde bir tane hanım dedi. Hocam dedi, biz dedim yengeme dedi hiç miras vermedik dedi. Abim vefat ettiği için yengeme hiç miras vermedik dedi. Yengem de dedi çocuklarını aldı dedi İstanbul'a yerleşti. Şimdi nerede olduğunu bile bilmiyor dedi. Ama şu anda hepimizde büyük bir vicdan azabı var. İstiyoruz ki Ya yengemizi bulalım. Dedim geçmiş ola. geçmiş Geçmiş ola ola. kile geçmiş ola. Geçmiş ola. Çok o hırstan bütün malları aldınız da dedim elinize ne geçti? Dünyanın hastalığını çekiyorsunuz. Dünyanın derdini çekiyorsunuz. Değer mi ya? Değer mi bilmiyorsunuz. Bereketinizi kaçırıyorsunuz her şeyden Bereketi önce. kaçırıyor tabii ki. Şimdi vasiyet edecek. Vasiyet ne kadar edin? Mesela bir hanım diyebilir mesela. Bir koçsanız vasiyet edin. Bir Sabancı iseniz vasiyet edin. Durumunuz zaten güç durumda ise vasiyet edin. Ama çok eviniz varsa lütfen bir tanesine vasiyet edin. Deyin ki bu evde Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde okuyan çocuklar kalacaklar. Temiz bir Ay. çocuk gelecek. Bak mesela hocam bak bu ne kadar önemli. Fakir fukara, gariban çocuk. Ya da ne olur efendim? Ya da ne Sadaka olabilir? iftariye Zor çalışacak. durumda olan, evet. Zor durumda olan, hicret etmiş olanlardan birisi de burada kalacaklar. Bir tane ben hanım biliyorum. Hocam dedi vasiyet etmiş. Evi de bir görsen dökülüyor. Evi de bir görsen dökülüyor. Ama kadın böyle şey kerpiç bir evini vasiyet etmiş. O kerpiç evinde oturuyor ya Allah'ım sabah o kadına dua ediyor, akşam o kadına. Derim ki eğer o kadın cennete girerse senin sayende. Neden? Hocam diyor bu evin içine kafamızı soktuk ya diyor. Rabbim hamsına o kadına diyor sabah dua ediyorum, akşam dua ediyorum. Lütfen durumunuz iyiyse vasiyet edin. Vasiyet edin. Kurumlara vasiyet edin. Kuruluşlara vasiyet edin. Yahu yapabilirsiniz yani. Bir vasiyet edin. Şimdi geldik miras paylaşımına. Cenab-ı Allah buyuruyor ki bakın ilk miras paylaşımında ne yapılıyor? Diyor ki Allah-u Teala Hazretleri erkeğe iki, kadına bir miras. Bir kere bunu herkes bir sindirecek. Sindirmesi zor. Cenab-ı Allah önden Canım onu ikram hocam, ediyor. sen devam et. Hemen geliyorum. Bir şey geldi çünkü. Tamam. Şimdi Cenab-ı Allah buyuruyor ki bizlere erkeğe iki, kadına bir miras. Şimdi diyor ki burası çok önemli. Lütfen kız çocukları eğer hiç erkek kardeşiniz yoksa kız çocukları hırs yapmayın. Eğer bir kız çocuğu ise şimdi kızımız bir tane bu malın sadece yarısını alır. Babanız multimilyarder olsun. Meram bağları babanızın olsun. Yarısı sizin. Yarısı sizin. Bunu Ya. kabulleneceksiniz. Bunu kabullenecek. Farz edin iki ya da ikiden fazla kız var diyelim. Bu sefer üçte ikiyi alır kızlar ama yine üçte bir kalır. Şimdi bakın ilk evvela anneleri sekizde biri alır. Çünkü bir kadın kocasının malını nasıl alır? Eğer çocuğu var ise sekizde bir, çocuğu yoksa dörtte bir. Bir erkek kocasının anası karısının malını nasıl alır? Çocuğu varsa dörtte bir, çocuğu yoksa şayet efendimize yarısına. Erkeklere Hesap çok oynar oran bakın arkadaşlar. açık. Oran Oran açık. belli. Bakınız oranı kimse oynamayacak. Oran belli. İnisiyatif Oranı kimse yok. oynamayacak. Şimdi ne dedim? Benim yazık şeyde ay Denizli'nin bazı kadınlar çok yüreklidir. Kadıncağız böyle Almanya'da böyle neydi yaram 5 katlı bir apartman yapmış. 3 tane de kızı var. Ben de o gün miras konularını anlatıyorum. Dedim ki eğer dedim 3 tane kızı varsa ya da 2 tane kızı varsa mirasın 1/3'ünü kızlar alır. Kalan kim vefat ettiyse onun kardeşlerine kalır. Kadın bir fenalaştı. Etrafındakiler su falan verdiler buna. Bir su iç, bir su iç dediler. Ne oldu dedim. Vay ben yandım ya dedi. Ne oldu kız dedim. Vay ben, hocam dedi ben Almanya'da dedi eşimle birlikte çalıştım dedi. Bütün malları eşin üstüne yaptı. Kadınlar akıllı olun. Siz de çalışıyorsanız bütün mal eşinizin değil. Aynen. Değil efendim. Değil. Değil. Mesela efendim hanım diyor ki hocam diyor ben de çalıştım diyor. Eşim de çalıştı diyor. Ne oldu dedim. Bak o da çok acınası bir durum. Eş bütün malı üstüne yapmış. Eş bütün malı. Sen nasıl utanmadan üstüne yaptın? O kadının hiç mi parası yok orada? Hı? Vicdan Hiç mi ya, parası vicdan. yok o kadının orada? Hı? O kadın hiç mi çalışmadı? Diyor ki benim param. Tabii ki senin paran. Sen o durmadan eve para verdin. O kadın da evi besledi. Halbuki evi de sen besleyecektin. Evi de sen alacaktın. Hı? Ama ne yaptı? Kadın para verdi. Şimdi diyor ki hocam diyor bu kadıncağız da çalışmış. 3 tane 4 tane daire neyse. Efendim bu 3 tane 4 tane daire adam hepsini üstüne almış mı? Anam adam öldükten sonra çocuklar demişler ki anne senin hakkın 8'de 1. Bizim hakkımız nedir? İkili birli. Oğlanlar dünyanın malını aldılar diyor. Kızlar dünyanın malını aldılar hocam diyor. Bana 8'de 1 evin köşesi bile düşmedi. Çalışan hanımlar. Çalışan hanımlar. Aklınızı başınıza alın. Çalışan hanımlar. Sen de o evde paranı ortaya koyuyorsan rica ediyorum. Tapuyu bölün. Kapıyı bölün.
Ama hani bir de bazıları var. Hani bir de bazıları var hocam. Hiçbir şey çalışmaz. O evi benim üstüme yapsana. Niye yapıyor? Niye Hamdülillah. yapıyor? Cenab-ı Peygamber kimin üzerine, hangi hanımın üstünde ne evi yapmış? O evi benim üzerime yapsana. Ben niye yapıyorum senin üzerine? Şimdi işte çocuklar mal olmaya falan kakarlar. Benim, ama eğer adam sağlığında hanıma dediyse, hanım üçte bir, ne dedik, üçte birini vasiyeten karısını alabilir. Karısını alabilir. Ama adamın bütün malı evmiş, evini de gitmiş onun üstüne yap. Mesela ben bugün birini duydum. Dükkan almış karısının üstüne yapmış. Ev almış karısının üstüne yapmış. Şimdi de ayrılıyorlar. Hadi Vay bakalım. hocam, bu nasıl bir şey? Ne yaptın sen dedim ya. Çok fazla var şu an hocam, bu çok. Sen ne yaptın dedim. İşte diyor, karımı çok seviyorum. Karısını çok seviyormuş. Hepsini onun üstüne yapmış. Kadın ne diyor? Kadın da tutulmuş. Boşanmayı ilk açan kadın zaten. Zaten dükkanım var. Zaten de evim var. Kocayı ne yapayım da ben? Aynen. Ben dedim salak mısın? Yani insanlar düşünüyor. Gerçekten o evi, o bakın o paranın içine, mesela sizin evinizin içine eşiniz ne kadar para aldı? Ne kadar koydu? Eşinizin koyduğu var. Siz bir havuz var değil mi? Ev aldınız siz. Lütfen ortak. Neden? O kadının da parası var. O Tabii. kadının da parası var. Hakkı Lütfen var ortak. orada. Tek başınıza üstünüzü alamazsınız. Siz vefat ettikten sonra o kadın o çocukların elinde ne olacak? Kul olacak. Oyuncak olur. Of. Oyuncak olurlar. Vallahi oyuncak olurlar. O çocuklar dedi. Ben de dedim ki kız dedim, şimdi dedim senin her katında mesela 5 tane kat var. İkişer daire, 10 tane daire. Sen 8'de birini alırsın. Sana sadece bir daire olacak. Anoo dedi şöyle. Eğer eşin vaktiyle dedim. Bak ikiniz birlikte çalışmışsınız değil mi? Eğer eşin vaktiyle yarısını senin üzerine yapsaydı. Yarısını da efendim kendinde olsaydı. Sen bugün bu kadar alamayacaktın. Sen bugün Ya. bu kadar üzülmeyecektin. Hocam dedi, ne bileyim dedi, bizim zamanımızda işte erkeğe itaat. Bunun Ya itaatle ben ne ilgisi itaat. var yahu? Allah'a itaat et. Erkeğe Bunun itaatin kim var? itaatle ne ilgisi var? Allah'ını seversen. Her hak Olsun hocam. sahibine hakkını veriniz diyen bir Rabbimiz var bizim. Her hak Aynen. sahibine hakkını veriniz diyen bir Rabbimiz var bizim. Burada ne itaat? Şimdi Denizli'de bir tane hanım vardı. O hanım da yavrum benim. Ona dedi ki hocam dedi, benim bahçeli bir evim var dedi. Eşimden bir o kaldı dedi. Eşim vefat ettikten sonra ne yapayım dedi. Paylaştır dedi. Ama dedi hiç oturacak yerim yok ya dedi. Allah'a sığın, Allah'tan kork, paylaştır. Malın Allah. üstüne oturma dedim. Malın üstüne oturursan her günün bir elem olur ve Yüce Bereketsiz Mevlam da olur. dedim sana hesap et. Ne yaptı bu hanım biliyor musun? Evlatlarını topladı. Evlatlar dedi aman anam öyle olur mu? Sen evde otur. Hayır evladım dedi. Malınızı paylaş. Bakın sen böyle bir yiğitlik gösterirsen Allah da onların kalbini değiştirir. Kalpler kimin elinde hocam? Rabbimin elinde. Allah'ın elinde. Ha, Oh. Rabbimin elinde. Eğer sen dersen ki bunlar bana mal vermez deyip de malın üstüne oturursan halin kötü. Ama sen dersen ki Rabbim sahibim sensin. Bu malın sahibi sensin. Ya Rabbel Alemin. Bu çocuklar mallarını paylaşacaklar. Ne oldu biliyor musunuz? Oğlanlar ne dediler? Ana dediler. Miras paylaşıldı tabii ki. Oğlanlar dediler. Anacığım gidelim yazalım. Bak mal bizim. Notere gittiler. Dediler ki mal bizim ama anamız sağlığı müddetince anamız oturacak. Oturabilir. Anamız oturacak. Ama anamızın vefatından sonra mal bizim. Çünkü ana satamaz onu. Çünkü mal bunların. Dedim ki dünyalar senin olacak. Bak İşte. dünyalar senin olacak. Al Notarı sana dedim. Ya bunu böyle bereket. yapma. Şimdi hanım ne diyor biliyor musun? Hocam gerçekten evlat yetiştirmişim. Evladınızı o zaman tayin edeceksiniz. Evlat o zaman belli olur. Evlat hayırlı mıdır, hayırsız mıdır? İşte evlat o zaman belli olur. Şimdi tabii ki bir tane kız çocuğu olanlar çok üzülüyorlar. Hocam nasıl olur diyorlar. Ha ben hanıma şöyle dedim. Ne yapalım dedim. Gel Allah-u Teala'nın emrini çiğneyelim. Bütün malı kızlara verelim. Peki dedi ben böyle yaparsam Allah bana ne yapar? Duman eder dedi. Hocam ben Allah'la savaşamam ki dedi. Ben Allah'la savaşamam ki dedi. Ben onun dediği bir şeyi yapmadıktan sonra dedi. Ben Allah'la savaşamam ki hocam dedi. Allah ne diyorsa olacak. Dedim ki şuna suyu bolca içirin. Rabbim bu hanımı ahirette de susuz bırakmayacak. Şimdi de susuz bırakmayacak. Gerçekten hocam 3 tane pırıl pırıl kızım vardı. Anacığım anacığım diye diye ellerinde pamuk gibi analarına baka baka efendime söyleyeyim anaları vefat etti. Şimdi Elhamdülillah. buradan ne anlıyorum ya biliyor musun? Sen Yüce Mevlam ne diyor? Sen takvalı ol. Sen takvalı ol. Allah sana ne kurtuluş yolları gösterecek. Sen takvalı. Aman bunlar bana vermezler. Niye? O evladına güvenemiyorum ki. Aman bunlar bana vermezler. Aman bunlar beni mağdur ederler. Hele bir tanesi var. 3 tane kız gelmişler. Hocam dedi annem malı paylaştırmıyor. Annem bize diyor ki mal için konuştuğum zaman diyormuş ki Allah sizi kahretsin bilmem ne yapsın. Esasında iş çok kolay. Mahkemeye veririz iş biter. Mahkemeye veririz iş biter. Esasında vermek lazım mı? Lazım. Çünkü Lazım. zulmediyor. O kadının akıbeti kötü. Anam Çok. yapma diyorlar, beddua ediyor. Bir tanesi dedi ki hocam mahkemeye falan geç onun bedduası bize tutar mı? Ne tutacak kız?
Yani Allah'ın orada bir şeysi var. Dahli var. Ne dedi? Paylaşılacak dedi. Ama o da diyor ki paylaşılmayacak. Allah kim? Allah kim? Anamın bedduası tutmasın diye Yüce Mevlam'a savaş açıyor. Ya. Anam beddua edilmiş, babam beddua edilmiş. Hanımın bir tanesi geldi, hocam dedi, bana annem dedi ki, eğer mal alırsan hakkımı sana helal etmiyorum dedi dedi. Babam vefat etti dedi. Benim malımı alacaksın demiş. Babanın malından almayacaksın, hepsini abin alacak. Benim malımı da sen alacaksın. Hocam diyor, annemin böyle cesaret. Bir hakkı var mı? Yok. Yok. Cesaret ama. Öyle zulümlere diyorlar. Bu hanımı da bir de sordum, umreden çıkmaz bir şey, sen umredeymiş. Zaten o yüzden şimdi gidemiyoruz biz umrelere. Böyle bana verilme çevirdiğimiz için. Zaten o yüzden gidemiyoruz. Şimdi diyor ki efendim farz edin efendim ölenin bir kişi vefat etti. Bir kişi vefat etti. Anne ve babası var. Anne ve babası. Vefat eden kişinin anne ve babası var. Vefat eden kişinin çocuğu var idiyse anne ve baba altıda bir alırlar. Altıda bir alırlar. Yani babaanneyle dede altıda bir alırlar. Ama vefat edenin çocuğu yok idiyse anne ve baba üçte bir alır. Her nereden bakarsan bakın anne alır, ve baba alır. Anne ve baba kadından da çok alıyorlar. Bazı hanımlar bana diyor hocam diyorlar yani bu nasıl bir şey? Şimdi bu Allah da bizim hakkımızı hiç mi savunmuyor? Ya bir yerde sen kız çocuğu oldun, bir yerde eş oldun, bir yerde bilmem ne oldun. Her neydiyse. Ama Cenab-ı Peygamber Efendimiz'in zamanında da miraslar böyle dağıtıldı. Ama hiçbir kadın mağdur kalmadı. Çünkü ne oldu? Yeri geldi, evlendiler. Yeri geldi bir şey oldu ama hiçbirisi efendim hiçbir zaman aç mezarı yoktur. Aç mezar yok. Hiçbirisi aç olarak kalmadılar. Şimdi diyor ki mal nasıl paylaşılacak? Bu da önemli. Hani bu mirasları söyledik. Kişi öldüğü zaman karısının alacağını söyledik. Eşin alacağını söyledik. Efendim erkeğin alacağını söyledik. Annenin babanın alacağını söyledik. Büyüklerin. Mal nasıl paylaşılacak? İlk evvela babanın bütün borçları ödenecek. Ha? Babanın ölenin bütün borçları ödenecek. Şimdi bakın bir tanesi soruyor bana diyor ki hocam babamın hakkını nasıl öderim? Babamı köle olarak satın alırsam babamın hakkını anca öderim. Şimdi benim babam borçlu olarak gitmiş. Ben de diyorum ki ben bunun borcunu ödemek zorunda değilim diyorum. Reddi miras yapıyorum. Bir. Babama olan bütün hakkımı hiç ödemedim zaten. Babamın hakkını hiç ödemedim zaten. Onun haricinde de benim babam o kabirde mahşer yerine kadar ağzı bağlı efendimiz esir bir vaziyette kalacak. Demez, değil mi? Her şeyi bir tarafa bırakın. Bir tane hanım dedi, hocam biz reddi miras yaptık. Kurtuldun mu dedim. Kurtuldun mu dedim. Geleceğini sabote etti, ipotek şimdi, altına aldı. Şimdi dedim, o babanın borçlu olduğu adamlar demediler mi ki? Onun evlatları gün yüzü görmesin demedi mi? Kurtuldun mu sen dedim. Ama hocam dedi, babamın borcu bizi ne ilgili? Öyle şey mi olacak? Öyle şey mi? Senin malın babaya kalıyor. Senin malının efendime söyleyeyim çocuğun varsa üçte biri altıda biri babanın çocuğun yoksa üçte bir baba bak senin malın kalıyor babanınki kalıyor. Adamın malı kalırken iyi ama borcu kalırken bu çok kötü. Cenab-ı Peygamber borçlu olduğu için diyor ki ölenlerin diyor eğer borcu varsa bütün borçlarını ben ödüyorum. Çünkü bu çok korkunç bir şeydi. Çok. Ne yapacaklar? Bu kardeşler bir araya gelecekler. Biz bu babamızın borcunu ödeyelim diyecek. Diyor ki hocam o zaman diyor bizim de çocuğumuz var diyor. Ahiretini belki de senin imtihanın orada. Bazı insanlar hastalıkla uğraşırlar. Kanserle uğraşırlar. Bazı insanlar yoklukla uğraşırlar. Bazı insanlar da babasının borcunu öder ama elhamdülillah herkese de borçlar verilmiştir. Mesela herkese de borçlar verilmiştir. Tertemiz ölür. Mis gibi ölür. Mis gibi ölür tertemiz ölür. Şimdi demek ilk evvela borçlar ödenecek. Annemizin borcu var mı? Önce borç ödenecek. İkincisi vasiyetler verilecek. Vasiyeti neymiş? Mesela anne dedi ki benim dedi efendim bir komşum vardı. Çok garibandı. Aman çok garibandı. Bir komşum vardı. Sizi büyütürken hep onun yardımını. Ben onun hep yardımını gördüm. Bir yerde işim oldu. Seni bıraktım sana baktı. Çamaşır yıkardım yardıma gelirdi. Yemek yapardım. Ekmek yapardım yardıma gelirdi. Çocuklar sizden rica ediyorum 250 bin lirayı ona vasiyet ediyorum verin. O vasiyeti sakın ha çiğnemeye kalkmasınlar. O vasiyet ödenecek. O vasiyet ödenecek. O vasiyet ödenecek. Çünkü 250 oraya veresin demiş. 250 oraya veresin. Geçenlerde bir hanım geldi. Hocam dedi benim annem vefat ederken akrabalarımızdan birisine demiş ki dedi. Afrika'da kuyu açsın demiş. Afrika'da kuyu açsınlar. Bak ne kadar şey sıkıntılı bir durum oluşmuş. Demiş ben vefat edecek olursam kızlarıma söyle Afrika'da kuyu açsın. Şimdi bu kızlar diyorlar ki annemiz bize bunu söylemedi. Annemiz bunu bize söylemediyse o akrabaya söylediğine mi itibar edelim? Akraba demiş ki evlatlar demiş bak vallahi de billahi de anneniz bunu dedi.
Bunu ne yapacaklar? Yazılı hale getirecekler, noterede imzalatacaklar. Yazılı hale getirin, notereye imzalatın. Deyin ki benim malımdan su kuyusu açılsın. Ben de o kadına şaştım ki zaten bu kadar senin paran vardı da sağlığında niye su kuyusu açtın? Niye ölümünü Sağlığında bekledin? niye açılmıyorsun? Senden sonra gelen hiçbir şey bir işe yaramaz ki. Arkadan gelen ışık sana yol göstermez ki. Sen sağlığında bunu niye vermedin? Ne oldu? Su kuyusu açılmadı. Neden su kuyusu açılmadı? Kızlar karar verdiler. Dediler ki biz kulağımızla duymadık. Madem Para annem tatlı. söylüyordu biz de söyleseydi. Para Yazılı tatlı. kağıtlı kürekte de bir şey yok. Yazılı kağıtlı kürekte de bir şey yok. O zaman bu durum denedi. Şimdi Allah-u Teala Hazretleri diyor ki bu hani miras paylaşımında bazıları dediler ki hani dediler ki ya hocam Allah'ını seversen ben kazandım. Eşimle birlikte Almanya'da çalıştım bunu kazandım. Eşimin diyor kardeşleri diyor bir kere bile diyor abilerine bakmadılar ilgilenmediler. Şimdi bana onlara mı düştü? Vallahi onlara düştü. Yapacak Hep bir şey yok. de onlar düşer. Hep de öyle düşer. Çünkü neden? Buralar var ya nefsin zor yerleridir. Bugün mesela benim bir tane hanım aradı. Hocam dedi promosyon parası 7.000 lira verdiler. Dedi. Vay dedi. Gençleri Başkanlığı promosyon parasını kimse kullanamaz diyor. Ne yapacağız? İhtiyaç sahipleri mi? Hocam bu 7.000 lira nasıl bir caydırıcıymış diyor. İnan diyor sana telefon etmek için diyor 100 kere diyor telefonu bıraktım tekrar aldım. Telefonu bıraktım tekrar aldım. Çünkü istiyor ki 7.000 iyi bir şey ya. Kullanayım bilezik alayım bir daha alayım şöyle künye takayım. Onu istiyor. Dedim hiç o işlere girme. Hiç o işlere girme. İhtiyaç sahibi birinin şeysini ver. Birinin parasını ver. Çünkü Of. bakınız bu parayı gördünüz mü zaman caydırmalar başlar. Nefis devreye Of. girer. Oo, neler olur neler olur. Şimdi diyor ki Allah-u Teala Hazretleri. Şimdi mirası siz mirasını farz ettiniz. Hiç size bakmayan amcanızın ne oldu? Torununa kaldı. O torunda hafız çıktı. Hafızlar vefalıdır hocam. Gerçekten vefalıdır. Çünkü onlar dua ederler ki üzerimizde hakkı geçen herkese olsun diye dua ederler. Aynen. Üzerimizde hakkı geçen herkese olsun diye dua. Çünkü onlar kendileri akıllarına getiremeseler bile bu klasik duayı öğrenmişler. Tamam. Üzerimizde hakkı olan. Belki de dedim mesela sen belki kızıyorsun da dedim. Belki de o amcanın hafız olacak bir çocuğu. Bilemezsin ki. Bilemem. Eşkıyadan evliya doğar. Evliyadan eşkıya doğar. Bunu hiç Aynen. bilemiyorsun. Şimdi esasında en sıkıntılı yer nerede biliyor musun? Hiç evlenmeyen kızlarda. Hiç evlenmeyen erkeklerde. Burada sıkıntı çok. Bir tane hanım geldi bana. Konya'nın çok mükellef bir yerinde evi varmış. Hocam bak dedi. Anneme baktırmak için dedi. Abilerim benim evlenmemi istemediler. O yengeler falan onlar da ölemeyecekler. Neyse ben durmadan ölemeyecek diyorum ya. Çünkü sebebi var. Çünkü sebebi Aynen. var. Hocam Dayandığı dedi. nokta Anne var. 3 tane abim vardı dedi. Bakın 3 tane abim vardı dedi. Evlenmeme benim izin vermediler. Anneme baktırdılar. Neyse anneme ben de gönül hoşluklu içinde baktım. Zaten annem de benim evlenmemi istemiyordu. Neden? Çünkü Onun da yavrum işine onlar gelmedi. bakmazlar. Yengenler bana bakmazlar. Rezil olurum yavrum. Ama hocam dedi annem vefat ettikten sonra esras rezil ben oldum. Esras rezil ben oldum. Ne bir tane yeğenim gelir bir fatura mı öderler? Bir, mesela elektrik mi tamir edilecek? Ben elektrikçiyi çağırırım. Suda mı tamir edilecek? Bir sucuysa. Abim tesisatçı, öbürü bilmem neci. Hiçbirisi gelip benimle ilgilenmezler. Şimdi ben de dedi öfkelendim dedi bütün malımı dedi vakfa bırakacağım. Ana dedim Sakın. gülüm o yapamayız. Sakın. Sakın. Yapamayız. Ama nasıl bir ağlamaya başladı. Hocam dedi hayatımı bitirmişler bunlar benim dedi. Bak beni Ya. dedi evlendirtmemişler dedi. Geldiği zaman hanımın yaşı mesela 60'lı yaşını geçmiş. Bak dedi beni evlendirmemişler dedi. Ve dedi benim bütün malımı şimdi dedi onlar mı alacaklar? Onlar Ya. alacak. Bu da senin imtihanın. Sen Aynen. bu senin neyinin zoruna gidiyor? Nefsinin zoruna gidiyor. Bu senin nefsinin zoruna gidiyor. O yüzden nefsinin zoruna gittiği için ne yapacaksın efendim? Sen bunu vereceksin. Ama dedim malının üçte birini vasiyet ver. Malının üçte birini vasiyet ver. Mesela de ki git noterden mi çıkaracak? Ne diyeceksin? Ya da sağlığındayken ver. Hocam dedi benim sadece bir tane evim var olsun. Vasiyet yaz. Notere tasdikle. Bu evin üçte biri bir vakfa verilecek. Kalanın da kardeşlerin zaten. Bitti. Kalanı zaten kardeşler. Şimdi kızlar geldiler bana. İşte, mal paylaşacaklar. Hocam dediler bizim annemiz vefat etti. Anamızın malını biz üçte ikisini alıyoruz. Öyle mi? Evet. Kalanını kim alacak? Dayın alacak dedim. Yani dayına düşüyor. Hepsi bir sevindi. Elhamdülillah dediler. Dayımız öldü. Ölsün. Aa. Gene kurtulamayız. Yani sevinecektir. Kızlar sevmiyorlar. Ölsün dedim. Yani gene kurtulamayız. Peki dedim malınızın dayının çocuğu var mı? Ahmet abi o da öldü dediler. Allah Allah diyorum öldü diye sevindim Daha dedim. dur, Dedim bitmedi. vallahi dedim o zaman dedim annenizin amcasına gider.
Annenizin amcasına gider. Amcasının çocuğuna kadar iner. Yani o para hiç Sana kimse yoksa gelmez. o zaman size geri döner. Elhan, neyse bunlar kalpleri şeymiş. Gerçekten yani o kadının ailesi, amcası olsun, dayısı olsun, dayısının çocukları olsun hepsi ölmüş gitmişler. Mal kızlara geri döndü artık. Kızlar üçe bölmek suretiyle paylaştılar. Kızlar üçe bölmek suretiyle paylaştılar. Bir de mesela bazıları var, en berbatı bu. Ben onu söyleyeyim size. Mesela gelin diyor ki kayınvalidesine. Bak diyor, hiçbir eltim bakmıyor. Ben sana bak. İlk de bunu söylüyor. Ne yapıyor? Evin tabusunu üzerine alıyor. Hanımın bir tanesi bana geldi. Hocam dedi, sen ikide bitte bir söylüyorsun. Diyorsun ki hani Cenab-ı Peygamber'e sahabeden birisi gelmiş demiş ki şu bu, hocam ya Resulallah şu hurma bahçesini evladıma verebilir miyim demiş. Cenab-ı Peygamber de demiş ki öbürlerine de verecek misin? Yok hayır Resulallah, sadece ona vereceğim. Zulmüne beni ortak etme demiş Cenab-ı Peygamber. Şimdi benim dedi kayınvalidem dedi bize dedim şey verdi, ev verdi. Almayaydın dedim. Silah mı Ya. dayadın? Silah mı dayadın? Yok Hadi hocam oradan dedi. Allah yapma. rızası için alın dedi. Kadın ant biçti. Ant biçerse biz. Anam biz almıyoruz. Anam ben sana baktıysam ona var ya dedim bak belki 30 yıl baktın belki 40 yıl baktın. O aldığın evle dedim bütün borcunu kadın sana ödedi. Ahirette hiçbir şey kalmadı. Hocam bize ahirette ihtiyaç var. Ahirette bizim çok sevaba ihtiyacımız var ahirette. Mesela efendime söyleyeyim bir tane hanım sohbete geldi. Annesiyle gelmiş ama kadın böyle peşmürde perişan bir vaziyette. Ne oldu dedim. Hocam dedi annemi abimle küçük kardeşim dövmüşler. Dövmüş bak anneyi dövmüşler. Dövmüşler. Annemin elinden dedi tarlayı almışlar imzalamışlar. Bak, bak, bak. Anneyi dedi kapının önüne koymuşlar. Annem dedi de kapının önüne koymuşlar. Annem gecenin bir yarısı telefon etti dedi. Bakın kadıncağız köyden gelene kadar kapının önünde duruyor. Bakın bu siz nasıl insafsız bir erkek çocuğu. Siz nasıl bir insafsız erkek çocuğu. Allah ıslah Hocam dedi ya. annem kapının önündeydi dedim. Hiçbir kapıları da dedi kapatmışlar. Perdeleri de çekmişler dedi. Kapıya çaldım. Zile vurdum dedi. Zili çaldım kapıya vurdum. Hiçbirisi kapıyı açmadılar. Çünkü annenin elinden zaten şeyi almışlar. İmzalı kağıdı Aynen. almışlar. Annemi aldım geldim dedi. O kadın zaten ondan sonra çok fazla yaşamadı. Çünkü o dayak onun çok zoruna gitti. Bir anayı bir atayı dövüp de elinden malı almak ne demek ya? Ne, bu cani mi olduk? Nedir biz nedir? Ama ne olur? Ne olur efendim? Şimdi şey der ki efendim neydi? Hazreti Mevlana'nın mesnevisinde geçer. Hazreti Mevlana'nın mesnevisinde de geçer. Ataullah İskenderi'nin Hikemi Atayyesi'nde de geçer. Mantık-ı Tayr'da da geçer. Her birinde de geçer bu hikmetler. Nedir? Kişi eğer Allah Muhittin Arabi Hazretleri daha çok söyler. Futuhatil Mekkiyesi'nde geçer. Futuhatil Mekkiyesi'nde Muhittin Arabi Hazretleri der ki bir kişi Allahü Teala'yı çok övdüyse, Rabbini çok övdüyse onu da çok övdür. Bir kişi Allahü Teala'ya çok nankörlük yaptıysa ona da nankör olanlar çok. Şimdi bir Ya. kişi anasına bunu yaptıysa bu mutlaka onu bulacak. Hatta Hazreti Mevlana'nın bir sözü vardır. Mesela biz diyoruz ki bu küçücük çocuklara niye tecavüz ediliyor? Mesela değil mi efendim? Bu küçücük çocuklara niye tecavüz? Açın, araştırın, bakın. Geçmişinde böyle bir hikaye geçer. Tabii, kesinlikle. Geçmişinde böyle bir hikaye geçer hocam. Yani annemi Kesinlikle. dövmüş. Dedim ki sen ne yaptın dedim. Hocam annemi getirdim ama dedi. Ve eşim de huzur vermiyor dedi. Oğulların bakamadı sana. Demiş. Görünmüyor işte el uşağı bakacak sana. Yani Ya. bir anne için ne kadar ağır bir şey. O yüzden Çok. annelere şunu söylüyorum. Doktor olsun, öğretmen olsun umurum değiller. Güzel ahlak üzere Güzel önemli. ahlaklı Allah'a yar olsun, Allah'a dost olsun, Allah'a kul olsun. Bunu Aynen. öğretmek lazım. Güzel ahlak öğretmek lazım. İşte ne oluyor? Hele bir tanesi biz manevi destek bir hastanedeyiz. Bir gittik oraya. Bir kadın yatıyor. Oğullarının hiçbirisi daha kadını görmeye bile gelmemişler. Kadın da biraz fenaymış ama olsun yine de öyle bir şey alın ya ziyafet etmez. Hocam dedim onunla ilgilenenlerden bir tanesi doktor dedi ki ben dedi bu kadının buradaki vicdan halinden vicdan azabı duydum dedi. Oğullarını telefonla aradım aradım dedi. Oğullar ne demiş biliyor musun? Benim özel telefonumdan beni aradığın için hakkında tazminat davası açacağım. Bak hele bak, bak hele bak. Ya. Bak geldiğimiz hale bak, bak. Yani biz bunları şimdi hani korona morona falan diyoruz ki hocam mesela bana bazıları soruyorlar mesela ben niye ikide birde bir böyle çökü çökü veriyorum çökü çökü veriyorum hocam çukurun yani çukur televizyondaki dizilerde çukur mukur falan hikaye onlar edepsizlik ne çukurluklar ne pislikler var bir şey anlatayım artık zannedersem sürede doldu
Bitmiş Yo, değil. süremiz dolmadı. Hatta bir son 10 dakika izin verirsen yorumları da açayım ki Tamam. vakit geçmesin. Bakarsın çok aciliyetli bir şey sorarlar. Şimdi bir gün ben farklı bir yerde fetvadayım. Bir hanım geldi. Hocam dedi, benim eşim dedi çok zor durumda kaldı dedim. Dükkanına dedi şey gelecekti. Ne derler onun adına? Haciz gelecekti dedi. Dükkanı oğlumun üzerine yaptı dedi. Kimseden mal kaçırmayacaktı. Haciz gelecek. Dükkanı oğlumun Canım. üzerine yaptı dedi. Yapmayacaktık bunu. Bunu yapmayacağız. Mal kaçırmayacağız. Mal kaçırmayacağız. Birçok hani şey yapıyorlar ya işte eşinden ayrılıyor, malı birbirine falan veriyor. Bir sürü deleveriler var. Neyse. Hocam dedi 6 yıl oldu. 6 yıl sonra benim eşim bana dedi ki ben şu çocuğa bir şey söylerim. Ters bir laf söyler bana. Ona söyle dükkanı bana versin. Dükkanı geri versin. Böyle diyor şimdi. Tamam dükkanı bana geri versin. Şimdi hocam dedi ben oğlana gittim dedim. Ben oğlana gittim dedim. Bana dedi dükkanı dedi geri vermiyor dedi. Dükkanı geri Ya. vermiyor. Siz verdiniz demiş. Ben sizi zorlamadım siz verdiniz. Ben şimdi bana verilen dükkanı hiçbirinize vermem. Bana verilen dükkanı hiçbirinize vermem. Siz verdiniz demiş. Allah Allah. Dedim ben ne yapabilirim burada? Hocam dedi Allah rızası için telefon numarasını vereyim. Sen benim oğlumu bir ara. Bak 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 şimdi. Ben de manyak gibi hız öyle herkesin dediğini dinler Estağfurullah. ararım filan. Ararım filan. Anladım. Açtım telefonu. Dedim ki siz şu hanımın oğlu musunuz? Evet. Dükkan dedim kimin dedim. Bir dondu. Özelimiz size kadar düştü mü dedi. Oo orada bir dur dedim. Bah Özelimiz size bah. kadar düştü. Bana her şey düşer anam. Dine her şey düşer. Yani o kadın çaresiz kalmış ki bu konuda soru sormak için bana gelmiş. Dine her şey düşer. Sen ne diyorsun bana? Özelimiz dedi size kadar. Annem adına dedi sizden özür diliyorum. Annemden utanç duyuyorum dedi. Bah Şunu bah bah. sözlerine bir bak. Anasından Bah bah. utanç duyuyormuş. Niye? Anası geldi onu söyledi. Bana bakın kardeşim dedim. Bana bakın. O adam size sizin olsun diye vermemiş. Dükkanı babanıza geriye verin. Dükkanı babanıza geriye verin. Çünkü çok büyük şey. Anneme dedi telefonu verir misiniz dedi. Benim için mesele değil dedi. Ben dükkanı veririm babama dedi. Telefonu aldı. Ne dedi biliyor musun? Beni unutun. Benim gibi bir evladınız yok. O dükkanı aldıysanız size kim bakarsa baksın. Şahit olduk mu biz böyle bir şey? Telefonu Tehdide var, kapattı. tehdide. Telefonu kapattı. Hanım bana döndü dedi. Hocam şimdi ne yapacağız dedi. Ne yapacağız? Hiçbir şey olmayacak dedim. Sen ona muhtaç olmayacaksın. Kendi alın yazısını kendi yazdı. O sana muhtaç. Ama kadın da bu arada yetiştirdiği evlatla yüzleşiyor işte. Nasıl bir evlat Yetişiyor. yetiştirmiş? Öyle diyor. Hani mesela efendime söyleyeyim gülümcüklü, bürümcüklü evlatlar kolay. Gelin bir de burada Ya. görün. Adam var ya annesine ne dedi biliyor musun? Hatta dedi babamdan bir tüfek var dedi. Onu da verdiydiniz bana dedi. O tüfeği de dedi gelip dedi pencerede kapının önünde sizin önünüze atacağım dedi. Ben de böyle kaldım. Böyle dondum kaldım. Hanıma dedim ki şu anda dedim şu anda sen dua kapısını Allah sonuna kadar aç. Bak, o kadar mazlum ki. Yani mesela evlat anayı bu hale getirirse dua kapısı sonuna kadar açık ne istersen Allah sana verir. Gel dedim buna beddua etme. Çünkü buna beddua edersen zaten amme hakkını alır hocam. Biz beddua etmesek bile amme hakkını alacak. Ha. Amme hakkını alır. Allah Teala hakkını alır. Ben seni affettim demekle bu iş bitmez yani. Amme hakkını. Mesela evde iki tane çocuğum var. Birisi güçlü, zayıfı dövüyor. Zayıfın elinden çikolatayı alıyor bilmem ne. Zayıfa da gidiyor diyor ki abim beni diyor affettim diyor. Affettim abi diyor. Ama ben anne olarak onun ikide biter onun hınkışladığını biliyorum. Ben ne yaparım? Onun hınkışlayan kulağından tutarım değil mi? Bu kulak kopar. Vallahi koparım ben bu kulağı. Değil mi? Halbuki o küçük çocuk o büyüğü affetmişti. Ben niye onun kulağını koparıyorum? Ya ben Ama anneyken böyle yapıyorsam benden 99 Mari. katlı insaflı olan Allah-u Teala Hazretleri bunu böyle yapmaz mı? Ya. Bunu böyle yapmaz mı? Bunu böyle Yapmaz yapar. olur mu? Ah yapmaz Bunu olur mu böyle ya? yani o yüzden efendim anne hakkını arayacak. Siz istediğiniz kadar şey yapın. Esas hak Allah'ın hakkıdır. Mesela biz kul hakkı falan diyoruz ya kul hakkı dediğimiz şey de Allah'ın hakkıdır. Yani biz Tabii. bunu Allah Teala Hazretleri'ne bunu hesabını veririz. Kul hakkı dediğimiz şey de Allah hakkıdır. Yani herkese söyleyeceğim bir söz var. Miras hususunda aldanın, aldatmayın. Aldanın. Bir şey olmaz. Vallahi sizin aldandığınız kadar evlatlarınız zekileşir. Aldandığınız kadar gelinleriniz güzelleşir. Aldandığınız kadar mutlu, huzurlu bir yuvanız olur. Ben hep öyle görüyorum. Aldananlara bakıyorum. Gelinleri tatlı ve her şeyde. Aldatanlara bakıyorum. Oo, gelin kaynanayı dövüyor. O onu dövüyor. Bilmem neyi dövüyor. Laf bitmiyor. Kavga bitmiyor. Ya da hiçbirisi olmasın. Gelin diyor ki sen benim evime bir daha gelemezsin diyor. Neler söylüyor? Niye? Allah adil. Diyorlar ki adalet ahirettedir. Yok. Çoğusu dünyada. Çoğusu dünyada. Hepsini görüyoruz burada.
Hepsini görüyoruz. Hocam Hepsini görüyoruz. yorumları açabilir miyim Açalım izninizle? efendim. Lütfen buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım şöyle kardeşlerimizden çok acilen bir ihtiyacı olan var mı? Soran kimler olacak? Oh, Allah razı olsun. O kadar güzel büyüyen bir aile oldu ki maşallah burası. Hocam ben seninle şu anda yüzüne geliyor ama sonra nasılsa onlar kalkacak. Seninle Allah izin verirse hani biraz önce dedin ya dondun mu? Yo, donmadım. Öylece bakıp dururum. Biraz önce altını çizdin ya hocam, o kadar çukur, o kadar kötü olayları duyuyorum, şahit oluyorum. Aynısını ben de Evet. yaşıyorum. Özellikle son dönemde bu aldatmadan doğan bir edepsizlik furyası var. Yani erkek karısını aldatıyor. Aldattığı kadınlar o kadar artık cesurlar ve orta yerde böyle hak iddia edercesine dolaşıyorlar ve bütün sapla saman öyle karışmış durumda ki, bir Evet. bunu konuşmak çok isterim. Bir de mahrem hayatta çok ciddi sıkıntılar var. Hatta o mahrem hayattaki yayını gerekirse kapalı da yapabilirim. Yeter ki yapmış olalım çünkü gerçekten çok zordayız hocam. Ne dersin Allah izin verirse? Vallahi hiç bilemem. Yarınımı bilemiyorum. Allah bakalım ne gösterecek. Bir bakalım Tabii. önümüze de. Bir Aynen bakalım öyle. ilerleyen süreçte. Allah İnşallah. nasip ederse, nasip İnşallah. kısmet ederse İnşallah. inşallah Evet. yaparız. Şimdi yorumları açtım ama oraya hep şey düştü hocam. Bir daha deneyeceğim. Kalp atmayın da donmasın. Takip edenler düştü. Birileri yorum yazsın ki hemen onlar silinsin, hocamın yüzü açılsın. Evet. Sorusu olan kardeşlerimiz varsa sorularınızı alalım. Yoksa hocamı daha fazla yormadan halleşip helalleşip vedalaşalım Allah'ın izniyle. Yalnız şunu söyleyeyim. Bir tane hanım beni aradı. Dedi ki hocam dedim eşim benden habersiz ikinci bir hanımla evlenmiş dedi. Ondan da iki tane çocuğu olmuş dedi. Ona da gitmiş ev almış dedi. Hadi bakalım. Şimdi biz mal paylaşacağız dedi. Ne yapacağız dedi. Ben de dedim ki o adamın iki tane eşi var. Sekizde bir senin, sekizde bir onun. İki tane sekizde bir oldu. Anladım. Çünkü onu dini nikahlı olması o malı almayacak anlamına gelmiyor ki. Ama Hocam hocam bir daha dedim. söyler misin bunu? O kadar çok var ki bende bunlardan. Şimdi bakın dedi ki hocam dedi benim eşim buna hiç haber bile vermeden gitmiş evlenmiş eşi. Efendim ve dedi ona da bir ev almış bak. Ve benim yavrularımı dedi çok mağdur etti hep o kadının yanında oturdu. Bak bunlar hep o adamın hataları. Şimdi Eksikleri. hocam dedi. Şimdi hocam dedi. Efendim. Şimdi şuraya gelelim de soru yoksa da bile bu bile bize yetebilir. Tabii Biz dedi tabii. mirası nasıl paylaşacağız? Bak bacım dedim. Onun evi bizi hiç ilgilendirmiyor. Ona verdiği ev bizi hiç ilgilendirmiyor. Çünkü onu malından vasiyet etmiş, o kadına vermiş. Belli ki bu böyle. Şimdi ne yapacaksınız? Kocanın ne kadar malı varsa, tarlası, dükkanı, tapanı, parası, dükkandaki parası bile hepsi de olabilir. Onun dedim 1/8'i senin, 1/8'i o hanım. Ay hocam dedi. Ağlamaya başladı. Hiç ağlamadı. Kadınlar çıldırır bunu duyunca. Var ya Yok. şu an eminim ekran karşısında saçını başını yolan ya da erkeklerin de gördün mü bak dedikleri tartışmaları Yok ama izliyorum. ben şimdi birine hoş görünmek, birine iyi Aynen, yapmak benim derdim aynen. o değil. Sen Geçtim. Allah İki. kelamını İkinci söylemişsin. mevzuda. Seni dedim kaç evladın var? Üç. Oradan kaç tane var? İki. Onun nesi var? Bir kızı bir oğlu var. Senin neyin var? İşte benim bir kız iki tane oğlum var. İkili birli bir şekilde kalan malın hepsi de dedim paylaşılacak dedi. Ay hocam dedi ne yapıyorsun dedi. E Ne peki dedi yaptın ben eşimin hocam? maaşını ne yapacağım dedi. Şimdi en sıkıntılı yere geldik. Eşimin maaşını ne yapacağım dedi. Aynı şekilde dedim eşinin maaşı da paylaşılacak. Amanın. Bak ben bunu bilmiyordum. Evet. Amanın. Ama Amanın. dedi o dedi kanunların yanında dedi onun bir yetkisi yok. Allah'ın yanında var. İşimiz zor. Çok Ama zor hanım kabul, hocam. ama hanım rıza gösterdi kabul. Bir tane hanım var. O hanımla da Sakarya'ya gittiğimde görüşmüştüm. Eşi iş kazasında vefat etmiş. Eşine tazminat düşmüş epeyce. Hocam dedi eşimin bu tazminatından dedi annesine de dedi miras düşer mi dedi? Düşer. Böyle bu işte. Yani Ay sadece çocukları hocam. alamaz. O yüzden miras var ya demir leblebi gibidir. Ama hep şunu söylüyorum. Miras ters giden nallar gibidir. Hani kaybettiğinizi zannettiğiniz yerde kazanırsınız.
Şimdi o hanıma ben dedim ki tazminatın da dedim mesela kayınvalidene ne kadar düşecek? Altıda bir kayınvalidene vereceksin. Altıda bir kayınpederine vereceksin. Kalanın tazminatın sekizde biri senin, kalanın da çocuklar. Hocam dedi tazminatı bile mi veriyoruz dedi. Onların evladı. Onların da evladı. Yapacak bir şey Ya. yok. Evet, Hayır yapacak bir şey yok. hocam, O da şu şeriat anda var zordur. ya. Evet. Şeriat zordur. Şimdi gelelim bu ikinci eşler hususunda da kimse bana gücenmesin. Gerçekten dini nikahı var idiyse hanımla elinizi vicdanınıza koyun. Ben İstanbul'dayım. Benim bir hanımefendi. İstanbul hanımefendisiydi o. Hocam dedi benim eşim dedi sekreteriyle evlenmiş dedi. Sekreter o gencecik kızla dedi evlenmiş dedi sekreter. Ben öğrendim dedi. Ben öğrendim. Ben öğrendikten sonra bana eşim döndü dedi ki dedim seni kaybetmek istemiyorum ama istersen onu bırakırım demiş. Bakın seni kaybetmek istemiyorum ama istersen onu bırak. Ben de dedim ki dedi gencecik kızı almışsın. O çocuğu ondan çocuk yapmışsın. Nasıl bırakacaksın? Ve ben bunu nasıl derim sana onu bırak dedi. Neyse hocam Aferin dedi. ya. Eşim vefat etti Ahlaka dedi. Eşim vefat etti dedi. Görümcelerim ve kayınvalidem dedi. Eşi erken ölmüş. Görümcelerim ve kayınvalidem bana dediler ki kesinlikle o kadına mal verilmeyecek. Ve o kadının çocuklarına mal verilmeyecek. Dedim ki onların hepsine tükürürüm ben. Neden tükürürüm? Yahu Cenab-ı Peygamber'in bir sürü eşi vardı. Sadece eşi Sevde validemiz diyebilir miyiz? Sadece eşi Hazreti Ayşe'dir diyebilir miyiz? Sadece eşi Hazreti Hafsa'dır diyebilir miyiz? Bu adamın Allah'ın emriyle gitmiş. Onu da almış. O da onun eşi. Sen ya. kabul etsen de etmesen de onun eşi. Ama hocam dedim benim görümcelerim ve dedim efendime söyleyeyim kayınvalidem diyor ki asla vermeyecek. Var ya dedim sana ben bir şey söyleyeyim mi? Yıllardır o kadından doğan torunlarını, yeğenlerini görmeye gitmemeleri bile Allahu Teala'nın katına onların başına büyük bir dert olarak gelecek. Hem de nasıl? Niye Hem de bak? nasıl? Oğullarına niye sahip çıkmadınız? Hadi sahip çıktınız diye, sahip çıkmadınız diye. Oradan doğan çocuğun ne günahı var ha? Sen onun babaannesisin. Sen de onun halasısın. Hocam diyor mesela ben onlara hiç karışmadım hocam. İsteyen istediği yere gitsin. Fakat bir başka hanım geldi. Hocam bir gitsinler de göreyim dedi. Görümcelerimle kayınvalidem bir gitsin de bir göreyim. Dini biz bilmiyoruz. Müslümanım diyoruz. Dini biz bilmiyoruz. Hiç Bugün bilmiyoruz sen. halimiz kül hocam. Ben sana baştan söyleyeyim. Müslümanım diyoruz. Dinimiz bir. Her yerde Allah'ımız Yüce Mevlam değil. Heva ve hevesimiz. O kadın geldiyse bir de işin çok tuhaf bir tarafı var. Ne diyor? Yuvamı o kadın bozdu. İkisi birden yaptılar bu işi. Hay ağzına sağlık ya. Daha bugün birisine aynen bu fırçayı attım. Dedim ki ya şu parmağınızla devamlı başka bir kadını suçlamaktan vazgeçin. Önce deyin ki nerede bir boşluk vardı da böyle bir ihtiyaç hasıl oldu. Sonra da kocanızla oturun. Bunu kendi ikiniz aranızda halleşip en son oraya sıçrayın. Ama biz Yani hemcinsimizi dövmeyi seviyoruz. Ve çok biz en çok. çok kötülüğü de hemcinsimize yapıyoruz. Yani kadınların kadınlara yaptığı kötülüğü erkek erkeğe yapmıyor. Ben çok Aynen şaşırıyorum bize. öyle. Aynen öyle. Ben Ben de bize çok çok şaşırıyorum. şaşkınım bu konuda. Evet. Yani gerçekten Allah bu konuda bizi muhafaza eylesin zanna girmekten. Amin. Ya hocam o kadar önemli bir konuyu iki programda yani o kadar seri bir şekilde anlattın ki Allah'ım razı olsun. Zamanını Estağfurullah. Sizden de. bereketlendirsin. Sizden de. Sağlığını, sıhhatini, huzurunu Amin. Allah yerinde razı etsin olsun. inşallah. Amin. Şimdi canlar, ekran başındakiler, şu andaki ekran görüntüsünü sizden istiyorum lütfen. Özellikle eskilerden, yenilerden kim yapabilirse şu sayıyla birlikte ekran görüntüsünü paylaşacağım. Çünkü bu çok önemli. Hocamın gönüllerdeki yeri, sizin yüreğinize emanet ettiği bilgiye sahip çıkışınız ve buradaki Amin. güzel aile. Hocam nereye gitse, hangi yayına gitse orada bir aile oluşturuyor. Evet, Ama Allah bu razı olsun. sadece takip ederek muhabbetle olmaz. Ağzından çıkan her söz nefsimize ağır geliyor. Tamam Evet. haklıyız, haklısınız. Evet. Geliyor, benim de bazen geliyor ama hak Allah Evet. adına konan Evet. uymamız gereken kuralları bize hatırlatıyor. Evet. Biz orada diyemeyiz ki ya Fatma Ali hocam sen de amma vurdun ya diyemeyiz. O da öyle istemiyor aslında. Evet. Ama bunu söylemek zorunda. Dolayısıyla söylediklerinin hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Öğrenmek acı çekmektir. Şimdi Evet. bu akşam bu hakları, hukukları öğrendik. Evet. Vay gele başımıza hayatımızı yeniden tanzim etmek zorundayız. Evet. O bak imam nikahlı eşlere yapılan zulümler, her şeyden mahrum bırakmalar bitti. Bak duydunuz. Varsa içinizde böyle yaşayanlar, onun için o kadın onlar kendini biliyor. Şimdi benim takip ettiklerimden var burada.
Onlar kendini biliyor. Ben söylediğim zaman ama hocam sen de senin iyi kalpliliğinden adalet dağı. Ya ben kimim de iyi kalpliliğimden adalet dağıtayım? Kimim ben ya? Bir hiçim. Aynen. Kocaman bir hiçim. Ben Ya. Allah katındakini sana söylüyorum. Ben kimim Evet. de adalet dağıtacağım? Ve Evet. kendime adalet veremiyorum. Ama sen Ya. Allah'ın emrinin önüne geçiyorsun. Niye? Çünkü hırslısın, kızgınsın. Tamam haklısın kızgın olmakta. Ama kızgın olmak Allah'ın emirlerine karşı çıkacağımız anlamına gelmiyor. Doğru. Dolayısıyla bu konuda dikkat etmek gerekiyor. Canım hocam, kapanış Evet. cümleleri senden olsun olur mu? Şimdi ne diyelim? Şunu söyleyeyim sadece. Bakınız, zina ile ilgili ayetler gelir. Zina ile ilgili ayetlerin sonunda Cenab-ı Allah der ki, Allah tövbeleri kabul ederler. Ya. Ama mirasla ilgili ayet-i kerimelerden sonra Allah Teala Hazretleri der ki, Allah'ın hudutları bellidir. Allah'ın hudutlarını kim çiğner ise cehennemdeki yerini hazırlar. Miras hususu çok daha bir farklıdır. Neden? Çok kul hakkına girilir. Mesela zinada gerçekten hocam bakın ben milleti ikinci eşi alın demiyorum burada. Yani Tabii ikinci canım. üçüncülük olmasın burada o değil benim demeklerim. Benim burada dedim ama zina edin. Zina şeymiş bu da değil. Bu demek. Ama diyorum ki bak zina hususu söz konusu olduğu zaman Cenab-ı Allah der ki tövbe kapılar sonuna kadar açıktır. Ama miras konusu açsınlar miras ayetlerinin hepsini tek tek okusunlar. Ne Bitti. buyuruyor Cenab-ı Allah biliyor musunuz? Allah'ın hudutları bellidir. Hudutlarını çiğnemeye kalkmayın. Kim Allah'ın hududunu çiğneyecek olursa cehennemde yerine hazır olur. Söyleyecek tek kelime bu. Başka ne diyebiliriz? Ben Melek de korkuyorum Arkam. bundan. Herkes korksun bundan. Hepimiz Aynen. korkalım. Kul olmak Aynen. zordur. Allah merhamet etsin. Allah'ıma emanet hocam. Siz de Hakkını Allah razı helal olsun. edin. Hayırlı Helal olsun. geceler Ne olsun. demek? Yayında Efendim. başından beri bizi bırakmayan gönül dostlarımız, Allah razı kardeşlerimiz, kız kardeşlerimiz, erkek kardeşlerimiz, Allah evlerinizden muhabbeti, kalplerinizden imanı eksik etmesin. Allah'a olsun. emanetsiniz. Amin. Amin. Hepiniz Allah.